çok beğendiğim bir çanta vardı. Çanta da Bursa'da stoklarda bitmiş. Nişanlım da aşkı tonla kıyamadı bana. Çantanın stoklarını Ankara'da bulabildi. Ben öyle erkeği kapımdan geçirmem ya. Bir çanta için Ankara'ya mı gönderiyor nişanlısını? Büyük bir şımarıklık bu. Hatta bir arkadaşımda gördüm, çok beğendim. O almadan ben aldım çantayı. Çok pahalı deniyor. Ne evet. kadar bu çanta? Aa. TL. Git oğlum, Amerika'da dahi olsa al çantayı gel dedim. Durumun iyiyse buraya niye geldin? Ben güzelim ve yemek de yapabiliyorum. Neden insanları ezmeye çalışıyorsun? Çantamı da mağdur edemezdim. Çanta mağdur olmasın bence de. Kendini göstermeye gelmiş, hava atmaya gelmiş. Evet, itiraf ediyorum. Öyle. Az sonra gelinim mutfakta da. Siz değerli izleyenlerim, Kanal T ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ay, haftanın ilk günü. Bugün evet. pazartesi. Efendim bizi hastanede izleyenler, dışarıda izleyenler, evlerinde izleyenler, iş yerlerinde izleyenler. Herkese bu hafta sağlık, sihat, bol kazanç, bereket ve huzur diliyorum. Amin. Her şey kalbinizden amin. Geçtiği amin. Gibi sizi bulsun inşallah. İnşallah. Amin. Hadi amin. Şimdi bir güzel verelim sosyal medya hesaplarımızı, evet. verelim telefon numaralarımızı. Bize ulaşın, her gün bir çeyrek altın, cuma günü 10 altın burma bilezik kazanın. Şekil A, şekil B'de görüldüğü gibi. Evet, hemen WhatsApp hattımızı vermek istiyorum. 0539 570 3707 www.kanalda.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Aman Bursa'dan da gelmişler. Bursa'nın ufak tefek taşları Bursa'nın. Hani kestane şekeri? Getirdim. Getirdin Aa, mi? Ay, ben utandım şimdi. Teşekkürler. Dedim biraz. Biliyorsunuz Bursalı Seren'le kayınvalidesi getirmişler. Peki bugün ne yapıyoruz? Yeni bir Yeni bir gelinimiz var. Evet, merakla bekliyorum. Aa, dişli mi dişli? Aa. Güzel mi güzel? Aa. Özel mi özel? Aa. Hemen kartımı rica edeyim mi Yiğit'ciğim? Teşekkür ederim hayatım. Yeni yarışmacılarımızı söylüyorum şimdi. Gelin Hanife Ergin. Gürcistan Tiflis'ten geliyor. Aa. Ya. Çok kayınvalide Emine Ergin, o da Manisa'dan geliyor. Oo, o zaman harika. Kocaman alkışlarla davet ediyoruz kendilerini. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta. Hoş geldiniz. Hoş şöyle karşıma gelin, şöyle bir göreyim endamınızı, güzelliğinizi. Hanifeciğim, Emine Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız bulduk. İyiyiz? Kaç yıllık evliyiz Hanife? 1,5 yıldır evliyim. Çoluk çocuk? Hayır, yok. Yok. Kayınvaliden kaç çocuk var? 2 tane. 2 tane. Hakikaten Manisa'dan, Manisalı mısınız, oradan mı geldiniz? Manisa'dan geldim, evet. Manisa'dan geldiniz. Evet. Manisa'dan İzliyorsunuz geldim. Bizi. İzliyoruz. Peki kim kime dedi, destek oldu, arayalım gidelim? Ben aradım, haberi bile yoktu. Kabul edildiği gibi dedim ki kalk gelin mutfakta gidiyoruz dedim. Hiç ikil etmedi, buradayız. Çok iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şerefler verdiniz. Peki o zaman yerimize alalım sizi. Daha Tamamdır. Konuşacağımız çok şey var. Bu güzel fotoğraflar bakayım şuraya bıraktınız. Benim masama da koydu sağ olsun. Evet. Aa, ne hoş. Güzel fotoğraf. Aa, bu elbiseye de bayıldım. Vallahi gördünüz mü kızlar? Aa, güzel. Gelinimiz güzel, damat yakışıklı.
Çalışıyor musun Hanife? Hayır, çalışmıyorum. Eşin ne işle meşgul? Yazılımcı. Yazılımcı. Evet. Tiflis'te yaşıyorsunuz. Evet, Tiflis'te o şimdi orada yaşıyoruz. Mı? Evet. Ay buradan selam sevgi olsun bizi izleyenlere. İddialı mısın? İddialıyım. Hangi konuda en çok iddialısın? Tatlılarda çok iyiyim ama yemeklerde de iyi olduğum kesin. Öyle mi? Kayınvaliden yedi mi yemeğini? Allah'ım. Tatlılarımı çok fazla yedi. Yemeğimden bir kez falan yemiştir en fazla. Evet. Bulurum diyor musun gelinini? İnşallah. Hadi bakalım. Kendinize güveniyorsunuz. Buradan evet. Gözünüze kestirdiğiniz var mı? Kimi göndeririz diyorsunuz? Bak bana baktı. Belli olmaz. Kaynana bana baktı. Aa. Hemen bana baktı. Niye baktınız Reyhan Hanım'a? Göze kestirdiğiniz yani, var mı? Yani öyle. Yani hiç dikkat çekici bir kadın değil ki. Niye bakıyorsunuz yani, ki? Ne var ki yani Reyhan Hanım'da? Gayet sade. Kafasında böyle herkesin her gün pazara çıkarken taktığı bir Hint işi altın. Korkma bacım. Çok sade. Korkmuyoruz biz, siz korkun. Hadi, hadi vereyim ben. Geç tezgahına. Geç bakalım. Peki. Hanifeciğim, öyle bir giriş yaptın ki, öyle bir geldin ki, bak bunu kesinlikle hisse olarak söylüyorum. Senin bu mutfakta ömrün bir hafta falan. Şimdi eller örtüde. Evet. Bir dakika Aslı Hanımcığım ya. Ne oldu? Ya. Önce ben açsam şurada bir nacizane kendi şeyime göre. Ne açıyorsun bu? Yöresel olarak. Ne kendi evden mi bir şey evden getirdin? Evden getirdim. Bir şey aç yaptım bakayım. Getirdim. Vallahi Erzincan ketesi ya. İçli hem de. Verdar bu kayı, verdar bu kayı, verdar bu kayı. Sen trenarilinam, trenarilinam. Ay ben bayılırım keteye. İçli kete, Erzincan yöremizin hem de kendi ellerimle yaptım. Neyin şerefine yaptım. Geldi bu? Vallahi altın bileziklerimin şerefine geldi. Ay, 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 çünkü ay, ay. Listeye girdik bilezikleri, aldık. Adımıza, şanımıza yani yakıştı. Yani bu mudur, bu mudur? Yani ya, şanıma göre yani ben... Yani kete midir yavaş, o bilezik? Yavaş, yavaş. Bir dakika. İnsan kete tepsi dedi. Tepsi baklava getirir. Canım benim, bu ben öyle... Bu mudur dört tane kete? Ben öyle yapay şeylere gelmem. Ki, kendi ellerimle yani. Yaptığımı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben kimsenin hakkını yedirmem. Şimdi Nurten Hanımcığım, sen kazandın bilezikleri, kazandın. Ne gördük sen? Ha? Ben getirseydim, yani hakikaten kebap bana yakışır bir şey getirirdim. Kebap, dört tane kebap gelmezdim. Ya bir dakika, dur şimdi. Getirseydim. Ya değerli izleyenler, çok özür dilerim. Kebapçıyım diyor, kafeler, evet. Sütlaçlar, havalar uçuyor. Şimdi... O kadar altın kazandı, çeyrek kazandı. Nerede? Evet, hiç. Ama ben getirseydim bana yakışanı getir. Getirseydim. Bu bana yakışmıyor mu? Tamam, artık bu hafta bilmiyorum. Kazanayım. Bu hafta kazanayım. Kazandıklarına say Nurten. Tamam. Nurten kazandıklarına say. Bu saatten sonra getirse ay, de faydası getirmiş. Yok. Aşkım şunun kokusuna aşkım. Bak. Şunu bir kokla. Ağlarım ya. Mis gibi kokuyor. Mis buraya gibi kokar. Ki. Bana da böyle kete, yakışır. Ayol, organik. Yöresel. Dur. Sade. Yöresel. 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 Aa, çayda mı demledin? Çayda demledim. Aşkım ne yapıyoruz biliyor musun? Sen bunları al kayınvalideler odasına. Evet. Ezgi sen de bir çay getir. Ben. Şu kayınvalidelerin evet. Odasında. Bol bol konuşsunlar. Valla. Tamam dur bir örtüleri kaldırın sonra ayrılacaksınız. Gel. Aslı Hanım sen gelince güzel dilimleriz tamam. Yeriz. Valla olur ben açık çay içerim. Evet. Tamam. Kaldırın örtüleri. Şimdi Dubai'ye gidiyoruz. Bakkallarda, marketlerde geldiği an yok satılan o lezzeti biz bugün mutfakta yapacağız. Ya. Harika. Ya şefimizin özel yorumuyla. Hadi bakalım malzeme listesini veriyorum. 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı tereyağı, 100 gram bitter çikolata, 1 çay bardağı un, yarım çay bardağı kakao. Oh. Geldin ben. Listeyi. Ben bir şey anlamadım. Anlamadın mı? Çok hızlı anlasaydın. Şaka yapıyorum. Şu anda malzemelerimiz ekranda gözüküyor. Kaçıranlar da ne yapıyor? Sosyal medyamızdan alıyor. Evet. Evet. İç dolgusu için 100 gram beyaz çikolata, 1 çay bardağı tel kadayıfı, 2 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi. Dubai çikolatası da olsa Antep fıstığının ezmesi giriyor kardeşim. Giriyor ya, girecek. Tabii ki. Hadi bakalım. Öpüşün, şans dileyin. Kızlar, bu muhteşem brownie için süreniz 45 dakika. Güzel. Ay beğenmediler. Yok, ben yok, yönetmenim bir 5 dakikada ben veriyorum.
kahve ya. 5 dakikada benden ver gitsin. 50'de bağlayalım pazartesi. Yeni gelinin hatırına. Evet. 50 dakika. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin, önce eller yıkansın hanımlar. Kolay gelsin, güzel haftalar. Teşekkür ederiz. Şansınız bol olsun. Ben buradayken biraz zor ama. Şans senden yana. Şans dileyim. Doğru ben söylüyorsun. Size. Gerçekten şans ama. Öyle mi düşünüyorsunuz? Evet, şansa karar aldım. Benim değil de sizin bolca şansa ihtiyacınız var biliyor musunuz? Göreceğiz bu hafta. Ezgi'cim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Varlık gösterebilecek misin Serencim? Kimseye kaptırmaya niyetim yok. Ben geldim çok net yani. Kaçıncı haftamdayım ben? Beşinci haftamdayım. Beşinci haftan evet. Yani ben buradayken sana söylemiştim zaten Aysun. Hiç bana boşuna böyle konuşma. Evet bir başarın var yapmışsın ama önemli olan bu başarıyı ben geldikten sonra devam ettirmen demiştim. Evet. Ki demiştim. Çok güzel demişim. Şöyle. Beş haftadır sende evet. Tık yok. Dört tane keteği yapmış gelmiş. Un kavurmuş. Ay susallatma herkese birer tane yaptı. Bak herkese bir tane diyor bak bak. Kız sen niye benimle uğraşıyorsun? Allah aşkına ya. Allah aşkına. Aa kıskançlığın da öleceksin ya. Canım benim sen bizim gelinlerle uğraşırken iyi ya. Vallahi de billahi de öleceksin ya. Bakayım beğenecek miyim? Biz daha ama şu an elinde sürmeyin valla. Aslı Hanım da gelsin öyle kusura bakmayın. Hayır acele etmeyin. Aslı Hanım da gelsin. İyice böyle görsün. Bak yöresel Erzincan'ımı. Canım seyir. Seyircilerim, Anadolu kadınları böyle yapılır ama bunlar ne anlar ya? Siz ne anlarsınız ya? Ben, hazır kadınısınız. Ben, bohçaya gider hazır alırsınız. Bir müsaade koşarsınız eder misin ya? Pastaneye. Bir otomatiğe bağladın. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Aşırı olaylı bir evlilik teklifim var benim. Nasıl neredeyse olaylı? Bir gün öncesine kadar nişan atılacaktı. Yolda gidiyoruz, benzinliğe girdik. Eşim de çikolata sevdiğimi bildiği için bana çikolata aldı 2-3 tane. Görümcem bir bağırış kopardı. Ne diye bağırıyor? Kendinizi alıyorsunuz madem abim bana niye sormuyor? Görümcem bir üzerime yürüyor. Görümce fesatlığı diyorlar buna hani. Butiği var, butiğine girdik, üzerime yürümeye falan başladı. Ya sürekli ağlar kayınvalidem. Ya bir sarıl, bir öp, bir şey yap ya. Ama ben o kadar duygusal biri değilim ki. Kalkıp sen sarılsaydın o zaman. Arabaya eşim bindiğinde benimle ilgilendi. Yok sayılmış gibi hissettik. Eşimin zayıf noktası benim. Annen mi Hanife mi deseniz direkt Hanife der. Aslında hani ay hay Allah. Az sonra gelinin mutfakta da. İlk haftalarda kayınvalidenle seni de gördük. İlk iki gün yerlerdeydiniz. Kayınvaliden başladı ben gidiyorum demeye. Canım. Demek ki bir şeyler olabiliyormuş. Kendi başına yarışsın, ben kendi başıma yarışayım. Belli ki onunla da yarışıyorum. Ben burada varlık gösteriyor muyum? Gösteriyorum. İşte burada mıyım? Buradayım. Gerisini sizler düşünün. Der güzelce fotoğrafımı da bu hafta asarım. Ezgi'cim sen düşün bence tatlım. Bu neyi hafta çok şanslı olabileceğini düşünmüyorum. Asamıyorum. Bir yardım iste bence. Çok meraklıysan gel yardımcı ol fotoğrafımı asma. Yo ben kendim asıyorum hepsini. Boyum yok 1.56. Ben boyuna bir şey demiyorum zaten. Ha. Yardım ben iste dedim. Kendim. Aa dur. Bak şimdi hem yemek hem dur. Tahtayı unutmamak lazım. Çünkü tahta çok çok önemli. Çok önemli. Orası senin tarafın, burası benim tarafım. Ben olduğum sürece sen orada kalacaksın. Ezgi'cim seni şuraya yazdım. Kaçtı ya? Sabırsızlıkla bekliyorum. Kaçtı ya? Ay ne kadar güzel. Helal olsun kız Ezgi. Yürü kız Ezo. Ya yöresel kendi elsin canım. Ezgi! Ezgi! Kız! Duymuyor. Gelmiş ay gibi dur ben oldu. Bir gideyim. Bak, duymuyor bak. Anam dalmış yemeğini yapmaya. Ezgi! Çay getir çay. Çay tamam. Hadi geldim demledik aslanım, getir getiriyorum. Çabuk. Ay gecikme. Kayınvalidem kete yapmıştı kızlar biliyorsunuz.
Ben bir hemen ketenin yanına... Kayınvaliden de kete yapıyor. Bir baklava alıp getiremiyorsun. Ya senin kayınvaliden hiçbir şey getirmemiş. Bence tamam, hiç biz hiçbir şey getirmiyoruz Ezgi. Ama hiçbir şey getirmiyoruz. Siz basit basit şeyler getiriyorsunuz. Neden basit olsun? Evet. El emeği var onda. Ya Ezgi'cim sen şimdi burada işi gücü yemeği bırakıp... Kayınvalidene çay mı götüreceksin? Hayatım ben yemeğimi de yaparım. Ben çayımı da götürürüm. Götür. Sen merak etme. Ben hepsini yaparım. Maşallah. Bak her şeyi organize. Resmimi attım. Tahtamı yeniledim. Çayımı demledim. Götürürüm. Serancığım o şovlar kraliçesinin gelini. Tabii ki götürür. Gelin kaynana, atımızı taklit etmiştin ya. Oyuncak evet. Çaydanlık alıp yarın benim taklitimi yapacak mısın? Yok. Neden? O çünkü çok çok daha komikti. Bu yine onun yanında masum kaldı. Size vereyim mi? Yok vermem ki. Verme istemeyiz sağ ol. Emine Hanım siz gerçekten keteyi duymadınız mı? Hayır hiç duymadım. Ay, nereden geldin bacım? Sen buralı değil misin? Manisa da bilir. Yok, bizim kendi vatanımız yani. O da bilir. Sen duymadın. Ay Aslı Hanım hiç duymamış. Gerçekten. Bu vatanda yaşamıyor mu? Hemen tadıyorum. Bacım nereden geldin sen? Manisa'da. Evet. Manisa'da hiç yapan yok mu kete? Elle mi yedin? Gömme. Olabilir. Hani gömme de denir. Bazı yerlerde gömme denir. Ya vallahi güzel gömme patlıcandan falan olur ya. Çaylar geldi. Sağ ol kızım. Teşekkürler. Heh. Önce izninizle aslanlar. Önce öyle evet evet misafirlere. Önce diyeceğim ama hadi ben misafirim diye alayım. Hayır bizim olduğu için misafirimiz olmuş sayılır. Seni de oyalıyordu kayınvalide. Yok ben hepsini bir arada halledebiliyorum. Halleder benim gelinim hamarattır yapar. Saygıda da kusur etmez. Hadi teşekkürler canım. Bir bıçak bir çatallar acaba. Al yavrum. Yok böyle bir ucundan kopar bir lokma bakayım nasıl yapmışsın. Al anne. Hadi. Git işine hadi hadi yemeğine hadi yürü yürü teşekkürler ben eline sağ ol. Ben daha güzel yapıyorum. Ay Allah'ım. Keteyi de mi biliyor? Biliyor. Bizim yörenin biraz farklı. Onlarınki farklı. Onu da bir gün ben yapayım. Tamam olur ablacığım. Onlarınki daha farklı. Ben içli kete severim böyle kavrulmuş unlu. Evet bunun evet. Bunun gibi yani. Hı. Ah geldi şovmen. Şovmen? Ben evet. Mi? Evet sen. Hayatım. Benim şovlarımı gör aşkım. Canım benim bilezik almışım. Güzel kutlamamızı ay, yapmışız. Çayımı dağıtmışım. Bilezik. Tatlımı yapıyorum. Ay, ne şovmenliği? Haftan 10 bilezik alırsan. Şovmen sensin. Bak bak şovmen. Ay ben mi göremedim aşkım. Bir daha gösterir misin? Yeter o kadar. Hmm. Kete de çok güzel olmuş. Kızlar size de vereceğiz. Nerede? Çok 3 tane kete getirmişsiniz. Bize nerede kete? Hepsi burada merak etme sen. Ha, herkese tamam, yetecek tamam. Kadar var. Şimdi bak bu bir nezakettir. Bir ikram var. Ve böyle usulünce bacım yenir. Bacım ucundan kır ye. Nezaketen yenir ya hani. Beceremiyor, beceremiyor. Beceremiyor. Yeni dolu çayı alsın. Bacım ben gece. Çayı tutayım ucundan kır ye. Ay vallahi Emine Hanım nasıl emeği. Yiyecek merak ettim. El emeği var. Ay tabaklardaki Allah. Yemekleri nasıl tatacağız Emine Hanım? Vallahi çok kibar. Bunu nerede buldunuz? Nereden geldi bu? Sen hep bana konuşuyordun. Nereden al. Geldin? Hangi gezegenlisin? Ne şimdi Emine mi? Hanım'a aynı şeyleri soruyorsun. Aa, üzerine de çay iç bacım ha. Üzerine de çay iç. Bak elinize sağlık. Nasıl Olcay Hanım? Ellerinize, emeğinize sağlık. Teşekkürler. Ay çok şükür beğenebildi. Boğazıma yapıştı. Nazik, kibar. Çay çay. Hı-hı. Dinle dinle boğazıma yapıştı. Boğazımda kaldı yapıştı. Ay vallahi. Bak ne yapıyor Ezgi? Yine başladı. Ya yapma kızlar. Ezgi! Bak 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 Ezgi çay ver diyor. Çay! Çay! Bitti! İki bana dakika bak. Bekleteceğim. İki dakika. Ben şimdi Ezgi'ye söylerim geçeceğim o tarafa. Tamam. Geçerken kayınvalidenin çayı bitti derim. Vallahi bitti. Yollar tamam evet. Mı geçeceğim. Ben bunları aynen. Alıyorum içeri geçiyorum. Reyhan Hanımcığım bir ikramda bulunuyorsunuz ama... Bari bir çatal bıçak getirseydiniz elimizde mi yememiz gerekiyordu? Ya kibar Feyzo sen yiyemiyorsun. Dur ben bir dakika evet, çıkayım. Kadın. Yiyemesini beceremiyor ya. Kadın görmemiş hayatında. Dur yani bir dakika Reyhan ben Hanım. Sana bir kolaylık tanıyacağım bir dakika. Kibar Feyzo. Bir şey Ezgi. Yiyorlar. Ezgi'cim bak ben aldım çayımı. Hayatım eline afiyet sağlık. Afiyet olsun. Kayınvaliden çay istiyor tamam, senden. Tamam götüreceğim. Çıngır 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 yaptı dedim. Ayıptır ben giderken söylerim. Tamam çok o çıngır tamam çıngırdı. Ya. Ben de sevmiyorum da öyle duyurmaya çalışıyor kendini. Kolay gelsin kızlar. Sağ olun. Ay Ezgi'cim gerçekten seni hayretler içerisinde izliyorum. Haldır haldır yemek yapıyorsun. Bir taraftan kayınvaliden de çayı üzerine kaşıp vurup vurup duruyor. Seni bekliyor. Kızlar ben sizlere ne demiştim? Beni ilk haftadan gönderemeyeceğinizi söylemiştim değil mi? Size bir güzel bir sürprizim var. Ne sürprizi ya? Gidemediğin için mi? Al işte bak bunu konuşun. Bunu konuşun.
konuşun işte. Bunu eleştirin mesela. Canım benim. Her taraf naftalin kokuyordu biliyorsun. Naftalin mi? Beni de eleyemediniz. Ay! Eleyemedinizden kaynaklı. Ne o ya? Hiç sevmem. Getirdim. Teşekkür ediyorum da benim masama koymaz mısın Seren? Aşkım ama ben bunu... Seren bunu alır mısın? Alamam tatlım. Seren bunu al alamam lütfen. Canım benim. Alamam lütfen hayatım. Al bak bu naftalinin yeri ama senin masan tamam mı? Beni eleyecektiniz. Benim masama bir daha yaklaşmıyor. Birazdan da tozunuzu alacağım. Valla gerçekten ya ben de söyledikten sonra kokladım. Kayınvalidinizin hiç de burada. Hiç kokusunu da sevmem. Yani hediyedir diyeceğim. Kalsın diyeceğim ama yani benim şu kutlamama bile şov dünyanın şovunu dedin. Şovun alasını sen yapıyorsun burada. Hayır ben sadece sözümü tuttum. Naftalin getirdim size birer tane. Ne ya oldu biz ki? Senden naftalin mi istedin? Ya bu kadar niye abarttınız ben anlamadım kızlar. Allah aşkına ya al şunu ya çıtır çıtır ye ya. Açıyor ağzını ağzı da açılmıyor. Kadın yemek yemeyi unutmuş ya. Kız bacım sen nasıl yemek? Hayırdır? Ne yapıyorum ne karnını doyuruyorum. Kete yediriyorum. Ne? Hayatında kete mi gördün? Ne? Bir elle yoğurdu da ya sana yöresel bir şey mi verdi? Ya sus yok. Allah aşkına ya. Yeme bilmiyor. Kız şunu ağzına soksana. Aa. Ay. Yok kız. Artık Reyhan yok Hanım. Yok artık Reyhan Hanım. Aa kız üstüne de bir kız çay iç. Kurudan ölecek bu. Bu yemeği unutmuş. Bir kendinize gelir misiniz lütfen? Bir kendinize gelir misiniz Reyhan Hanım? Ay ne var bunda yediriyorum insanlık ediyorum. Yine yaranamıyorum ya. Reyhan Hanım. Emine Hanım sizin ketenizi beğenmedi. Neden zorla ağzına tıkıştırdınız? Sen bugün otel servisinde niye yoktun? Canım benim çok beğendiğim bir çanta vardı. Çanta da Bursa'da stoklarda bitmiş. Evet. Ve ben çok üzüldüm buna. Uyku uyuyamadım. Çanta için. Evet. Nişanlım da aşkı tomda kıyamadı bana. Çantanın stoklarını Ankara'da bulabildi. Ankara'da bulduğu için pazar günü Ankara'ya gitti. Çantayı aldı geldi ama çok geç bir saatte geldi. Ne diyorsun? Yani sen nişanlını bir çanta için ta şehir değiştirecek kadar uzaklara gönderiyorsun. Canım benim o kendisi hevesliydi. O bana kıyamaz. Seninki çok büyük şımarıklık ben kesinlikle sana söyleyeyim. Kesinlikle büyük bir şımarıklık. Gerçekten. Bence gidebilir ya. Bu gidebilir güzel bir şey mi? Verdiği değerdir insanın. Sen de mi öyle şımarıklıklar yapıyorsun da böyle sana normal geldi bu olay? Öyle demeyelim ama benim eşim de bu tarz konularda Seren'inkinden daha fazlasını bile yapabilir. Senin gelinin niye husus arabasıyla geliyor ta Bursalardan? Valla ben şaştım kaldım. Bir insan servise niye binmez? Daha güzel, kalabalık, toplu. Senin gelininin yüzünden oldu. O da mı onun başına mı patladı yine? Ama öyle. Sizin kaprisleriniz. Bizim kaprislerimizle ne alakası var? Ne alaka şimdi Ezgi ile? Ne bir alaka? Bir tane çanta göstermiş. He? Bizim gelinde çanta takıntısı var. Ay ne o oldu? O çantayı biz Bursa'da aradık taradık bulamadık. Aa. Benim oğlana söylemiş, çantayı göstermiş, Ankara'da stoklarda varmış. Ay. Hafta sonu sırf o çantayı bulabilmek için Ankara'ya gitti. Ay bir yaşıma neden daha girdim Allah'ım yarabbim. Buldum. Ya senin gelinin nasıl bir gelin ya? Bir çanta için Ankara'ya mı gönderiyor nişanlısını? Ne güzel ama. Bak, o çocuk bak, nasıl bir çocuk da Ankara'ya gidiyor bir çanta için? Ne kadar değer veriyor? Değer ne kadar değil. Değer veriyor? O değer değil. Kesinlikle ben öyle düşünüyorum. Ben öyle erkeği kapımdan geçirmem ya. Reyhan kızımı verme. Için. Yeni yurt dışından gelmişti. Dinlenmesi gerekirken Ankara'ya gitti. Senin yaptığına bak. Dinlenmesi gereken adama ağlıyorsun, üzülürüm diyorsun. Kalkıyorsun Ankara'ya gönderiyorsun. Evet. Şımarıklık işte. Ankara'dan sonra Bursa'ya döndü ve beni buraya çekimlere yetiştirebilmek için yine uykusuz kaldı. 3 gündür uyumadığını söyledi. Ben o yüzden beni görmediniz serviste. Ben geç geldim çantam yüzünden. Ne nişanlım beni kapıya bıraktı ne ve gitti. Ne çantaymış çok merak ettim. Bir saniye ya. Bursa'dan eşin mi getirdi seni buraya? Evet nişanlım. Niye servise gelemiyorsun hanımefendi? Çünkü canım benim gelmeye şansım yoktu. Çantamı bekliyordum. Çanta benim için çok önemliydi. Ne kadar büyük bir iş ya. Hiç Ankara'ya kadar gitmiş. Çantayı da buraya kadar getiriverseymiş nişanlım. Ama ben doğru. Hissettim. Kıyafetlerimle uyacak mı, uyumayacak mı? Eğer uyumayacaksa çünkü sadece çantayı ben görsel olarak
internette gördüm. Canlısını görmedim. Hatta bir arkadaşımda gördüm. Çok beğendim. O almadan ben aldım çantayı. Bir arkadaşımda gördüm, beğendin. Ben de bir ara bir çanta bakıyordum. Hı-hı. Hatta ben bakarken Seren de bakıyordu. Stoklarda kalmamıştı. Şu an çok merak ediyorum, acaba benim alamadığım çantayı mı gitti aldı? Yemin ediyorum bak, benim de aynı şey geldi. Sizce olabilir mi kızlar böyle bir şey? Aa, lütfen. Seren ay, var ya, senden beklerim. Böyle var ya, kayınvaliden ve dahil gözü var. Aşkım, Instagram'ıma uyuyamadım. Bile göz dikti. O çanta için uyku uyuyamadım. Çünkü artık gün zaten evet. Sen yayına gelmeyecek misin? Burada bir kombin yapıp çanta takmıyoruz kıyafetle. Hayır ben... Neden bu kadar acele ettin? Sen yoksa Ezgi'nin çantasını mı aldın? Beğendiği çantayı. Ben de sen benim beğendiğim çantayı gittin aldın. Hiç bana inan. Bak, sence olabilir mi öyle bir bence şey? Bence olabilir sence öyle bir şey. Sence senin taktığın çantayı ben takar mıyım? Neden? Pardon, aa, ne varmış sende? Hiç uymuyor. Allah hiç Allah. Zevklerimiz uymuyor. Değil mi? Naftalin mi kokmuyor acaba? Naftalin kokmuyor aşkım. Naftalin. Kokmuyor canım benim. Ezgi'nin gösterdiği bir çanta diyorsun. Orada bile bak Ezgi'yi kıskanıyor. Ne kadar kıskanç bir gelinim var ya. Kıskançlıkla alakası yok. Ankaralara gönderiyor ya adamı. Bak canım benim, çanta takıntısı var. Marka mı bu çanta? Artık bilemiyorum. Ay markadır. Seninki markasıza takılmaz da. Ezgi nasıl markalıya bakmış resimde? E sor bir Ezgi'ye, ben bakalım ne cevap verecek. Ben onu sorarım. Ben sen değilim. Markalıya nasıl Ezgi bakmış? Bakamaz mı? Bakar da alamaz. Nasıl aldırtmam. Alamaz? Ben bir çantaya sen o kadar para verdirir miyim ya? Bende o göz var mı? İşte yani o göz var mı? Zeynep Hanım seni ne ilgilendirir? İlgilendirir. Tekrar kolay gelsin kızlar. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. O, süper. Biraz Hanife'yi tanımak istiyorum da. Değil mi Serencim? Geçen evet. Seni tanıdık hafta boyunca. Evet. Biraz da şimdi Hanife'yi tanıyalım istiyorum. Nasılsın Hanife? İyi misin tatlım? İyiyim. Siz nasılsınız aslanım? İyi vallahi. Ay, bir sıcaklık vurdu buradan bana. Evet evet. Bayağı. Aman bayağı. Ay eşin ismi ne? Deniz. Deniz'le nerede? Nasıl tanıştın? Deniz ben Görümcem'le arkadaştım. Aa, evet. He. Yakın arkadaştık lisede ama sonrasında hepimiz üniversiteye gittik. Yani görüşmüyorduk ama aramız öyle açılmamıştı. Arkadaşımızın, ortak arkadaşımızın nişanında denk geldik. Tesadüfen yani. Evet, tesadüfen. Ondan sonrasında herkes orada tabii beni soru yağmuruna tuttu. Sen ne zaman evleniyorsun? İşte bak bu çok güzelsin, artık sen de evlen, bir hayat kur, yaşam kur. Ben de insanları başımdan sağmak için Özge'nin abisiyle evleneceğim, onu bekliyorum dedim. Yok artık. Dedim. Durup dururken. Hadi. Evet, ya, durup dururken oldu. Ay, Hanife itiraf et, beğendin mi çocuğu? Hiç görmedim daha önce, hiç karşılaşmadım peki, kendisiyle. Peki gördün o an, beğendin mi? O an da görmedim, bir hafta sonrasında gördüm. Evet, beğendim. Görümcem bu durumu ciddiye aldı. Ondan sonra nişan arasında sürekli ufak ufak yanıma gelip işte abim yurt dışında yaşıyor, orada yaşar mısın? Ondan sonra düğünde ne kadar takı istersin, istersen? Aa. Bu tarz sorular sordu. Ondan sonrasında işte bu şekilde devam etti. Bir sürü soru sordu bana tabii ki. Akşamına gidip eşime bir video atmış. Videoda ben gözüküyorum böyle geçerken. Bu videoya bak bakalım demiş. Nişan ortamını çekmiş ama küçük bir arada ben geçiyorum. Eşim direkt Pembeli ablamız kim demiş. Pembeli ablamız. Evet. Sonra? Ondan sonra Görümcem diye işte abisine bahsetmiş böyle böyle bir durum var diye. Peki sen kızın geçmişini biliyor muydun kızının arkadaşı olarak? Hiç inceledin mi? Nasıl bir aileden geliyor, nasıl bir şey? Tanıyor muydun? Sadece ismini duyuyordum. Ha, sizin hiç gidip gelmedi mi? Kızınızın arkadaşı ya. Yani hiç gelmedi bize. Sadece kızımın düğününde geldi. Evet. Kızın biliyor muydu peki? Tabii canım. Ailesini falan tanıyor tabii, mu? Tabii. He, beğeniyor, iyi bir kız diyor. Evet. Aa, iyi. Ama ay çok, ne güzel. Çok benim erken. Aşkım geldi aklıma. Aa, senin aşkın mı? Buna ne oldu kızım? Senin aşkın kaç yıllık, yeni mi geldi aklına bacım? 30 yıllık. Nasıl, senin aşkın nasılmış? İlk görüşte aşk. Ay, sana mı aşık oldu ilk görüşte? Beğenemedin mi? Ay vallahi ben bilmiyorum. Benim gibi kadın dünyada var mı ya? Ay seninle konuştuktan sonra soğuması lazımdı yani. Fake hesaptan ekledim ilk aşama. Onu başarılı bir şekilde geçti. Fake'i kabul etmedi. Etmedi? Etmedi. Ondan sonrasında işte kardeşinin düğünü, nişanı, bekarlığa vedası için geldi. Bekarlığa vedada arabadayım, gözlük var gözümde. Gözlükleri kızlara söylettiriyor kaş gözle. Kızlar da bana diyor ki, Hanifeciğim gözlükleri çıkarabilir misin? Ben uyurken bile gözlük takıyorum.
Nasıl yani? Gerçekten? Çıkartmam. Yok yani çok fazla kullanıyorum. Gözlüğü çok seviyorum. Onların da... O an çıkartmak istememiş. Evet, niyetinin birbirimizi görmemiz olduğunu bildiğim için yapmadım. Sonrasında işte görümcemin bekarlığa vedasından sonra gece eğlenmeye gittik. Tabii görümcemle eşim dans ediyor. Görümcem direkt elimi eşime tutturmaya çalıştı. Ben ne yaptım? Ne yaptın? Tutmadım. Güzel. Ondan sonrasında düğünde işte kınada biz konuşmaya başladık. Ufak ufak mesajlaşmalar. Kınadan sonra biz görümcemin evine gittik. Kayınvalidemlere gittik yemek yemeye. Eşim ben seni sabah işe bırakırım dedi. Çünkü sohbet muhabbet var. Saatte geç bir vakit. Tamam dedim, beni işe bıraktı, çalışıyorum, oturdu iş yerimde gitmiyor. Saat 9'dan beni işe bıraktığından çıkış saat 5'e kadar beni orada bekledi. Gitmesi için gözüne bakıyorum. Neyi bekliyor ben peki? Çalışıyorum. Yani seninle konuşmak mı istiyor? Hani neyi bekliyor orada? Yanımdan ayrılmak istemiyor işte. Daha çok sohbet edip sonuçta yurt dışında yaşıyor. Geldi ama belli bir süre sonra gidecek. Seni daha çok görmek istiyor. Evet, daha çok görmek istediği çok için. Çok güzel. Bu arada şey, ben çalışırken böyle çok fazla temas göz teması kurmamak için onunla telefondan böyle kıyafet ayakkabı bakıyordum. Ne bakıyorsun dedi. Ayakkabı bakıyorum dedim. Aa dedi, hangi ayakkabı bakayım falan dedi, modeli nasıl dedi. Sonra dedi ki sen bir bekle dedi, ben yemeğe kadar geleceğim dedi. Ve geldiğinde ayakkabı almıştı. Vay be. Vay vay. Helal olsun. Çok güzel hareket. Bence Hanife'cim sen bir strateji uygulamışsın. İstemem yan cebime. Aa, daha öyle ilk mi? Günden de bu olmaz yani, ben yakıştıramadım. Ay benim yanımda böyle yemeyin birbirinizi ya. Bunlara hiç girmeyeyim. Siz muhabbete devam edin sensin. O zaman ben çıkayım. Ben değilim. Aysun sor bakayım, evlilik teklifi nasıl gelmiş? Soracağım, çok merak ediyorum. Hanifeciğim, yani seni bir ayakkabı mı tavladı? Ben doğru mu anlıyorum ya? Hanife, Aslan da sor dedi ya bana. Ben şimdi sana sormak istiyorum. Evlilik teklifin nasıl oldu? Aşırı olaylı bir evlilik teklifim var benim. Nasıl neredeyse olaylı? Bir gün öncesine kadar nişan atılacaktı. Aa. Evet, nasıl? Yani nişan olayı tamamen organizasyon, her şey hazır olmasına rağmen ben olay olmasın, yani nişan falan olmasın deyip tamamen eşimle aramdaki bütün bağları koparacağım. Neden? Nasıl? Neden ama? Böyle? Aramızda bir çikolata krizi var. Üzerine de brownie geldi. Evet, çikolata krizi. Biz eşimi havaalanından almaya gittik. Annesi, görümcemin bir tane kız arkadaşı ve ben. Ondan sonra yolda gidiyoruz, benzinliğe girdik. Eşim de çikolata sevdiğimi bildiği için bana çikolata aldı 2-3 tane. Ben de ısrarla kayınvalideme, görümceme, arkadaşına falan size de alalım diyorum. Ama bir şekilde kabul etmiyorlar. İstemedikleri için ben de almadım yani. Onların ne sevdiğini de bilmiyorum. Ondan sonrasında yolda gidiyoruz. Araba Akhisar'a girdiği an görümcem bir bağırış kopardı. Nasıl? Ne diye bağırıyor? Yani nasıl desem, sanki çok büyük bir olay yaşanmış, hiçbir şey yokken çikolata. Bir çığırış. Evet işte siz şöylesiniz, çikolata alınacakken sorulur mu falan diyor yani. Kendinizi alıyorsunuz madem, abim bana niye sormuyor falan gibisinden. Problem yarattı. Bununla kalmadı bu arada. Ondan sonra biz Akhisar'a girdik. O gün de eşim evlenme teklifi edecekmiş. Ondan sonra Akhisar'a girdik biz. Butikleri var. Butiğe girdik. Görümcem bir üzerime yürüyor. Bir nasıl bağırıyor? Evet. Ya ne için bağırıyor ama? Ya çikolata krizine. Bence olay çikolata değil. Bence de. Hanifeciğim, arkadaşın da olsa adı ne? Görümce. Ay Emine canım benim, ben sana ayrı bir gıcıklığım oldu gerçekten. Oo, ya. Herkese gıcık. Hayır, bundan kaynana olmaz ki, bu sessizliğinden sen nasıl kaynanasın ya? Senin ne lafını dinler ne sözünü dinler. Ne biçim insansın sen ya? Ben böyleyim Reyhan Hanım. Ya biraz konuş, biraz gir içine yani, ne bileyim ben. Böyleyim sohbette yani. Sohbette bile yok kadın. Bir burada var mı yok mu? Sen susarsan kadın da kendini ifade edecek. Ay biraz benden bulasın. Bacım benim. Çikolatadan sonra butikte konuşurken şunu da söylediler. Abim bindi arabaya, bindiğinden beri seninle ilgileniyor. Bizimle hiç ilgilenmedi. Böyle bir mantık ya, var mı? Ya kusura bakma da bu işte görümce fesatlığı diyorlar buna hani. Evet. Başka şimdi bir şey değil. Benim görümcem olmadığı için bilemiyorum. Olsaydı bir seni görseydik. Yani şöyle özetlemek gerekirse, kayınvalidem ve görümcem ben evlenmeden evliliği bitiriyordu. Oo. Onu diyebiliriz. Allah korusun. Çünkü benim bu konularda affım yok. Hanife ne diyorsun ya? Bir çikolata yüzünden evlilik biter mi? Başlamadan biter mi? Biter. Sonuçta bu şekilde bana kimse davranamaz. Bu eşimin annesi olsun, görümcem olsun, babası olsun. Herkes yerini ve haddini bilecek yani. Çok pahalı deniyor. Ne evet. Kadar bu çanta? Aa.
hele. Git oğlum, Amerika'da dahi olsa al çantayı gel dedim. Durumun iyiyse buraya niye geldin? Ben güzelim ve yemek de yapabiliyorum. Neden insanları ezmeye çalışıyorsun? Çantamı da mağdur edemezdim. Çanta mağdur olmasın bence de. Kendini göstermeye gelmiş, hava atmaya gelmiş. Evet, itiraf ediyorum. Aa, öyle. Az sonra gelinim mutfakta da. Haftanın ilk gününde gelinlerimiz Dubai brownies'i yaptılar. Yani Dubai çikolatası çok popüler, Dubai brownies'i çok... Yani bu nedir anlamadım. İçinde bizim Antep fıstığımız var. Öyle değil mi şefim? Şimdi bir numaralı tabaktan başlıyorum. Ay çok güzel olmuş. Ben ilk defa yiyorum. Gerçekten beğendim. Kadayıfın çıtırlığı, çikolatanın tadı, beyaz çikolatanın tadı. Bir bakayım bundan daha iyi bir tabak var mı? İki numarayı kaldırıyorum. Kadayıfın çıtırlığı, brownie tadı, üstündeki çikolata. Ay bu çok güzel olmuş. Ay şefim çok teşekkür ederim bu tarif için sana ya. Çikolata sevmeyen yok. Hakikaten güzel olmuş. Bunu çok beğendim. Yani şu tabaktan ilk tattım. Güzeldi ama bu çok daha leziz bir tabak. Üç numaralı tabağımı da kaldırdım. Kadayıfı biraz yumuşamış bunun. Niye acaba? Ama kötü değil. Şu bir numaralı tabağa çok benziyor. Uf, işimiz zor. Ama gözüm şunda. Net. Dört numaraya geldim. Hop, açtım. Bu yanmış mı? Bir şey söyleyeyim mi? Üçünden en olmamışı bu tabak. Yanmış gibi geldi. İçinde bir hoşuma gitmeyen bir tat var. Bunu sevemedim. Ağzımın tadı bozuldu. Şununla ağzımın tadını düzelteyim. Bu arada yedik kaç kolyeri kim bilir ha? Bu güzel ya. İki numara 5 puan. Hemen veriyorum. Kim yaptı acaba? Bir numara 3 puan. Şimdi bu tabakla bu tabak aşağı yukarı aynı lezzetlerdi. Şimdi buna da 3 vereyim ben, hak geçmesin. 3 numaralı tabakta 3 puan. E tabii 1 puanı da vermem lazım. Bu 4 tabaktan 4.'sü bu. 1 puan alır. 4 numaralı tabak 1 puan. Şimdi 1 numaralı tabakla başlamak istiyorum. Bakalım 1 numaralı tabak hangi gelinimize ait? Açtım. Aysun, 3 puan aldın. Ortalama 1 puan. Diğer 3 puan kime gitti? Bakayım rakibine mi geldi? Bu karşılıklı 3 puan mı aldınız? Ne yaptınız? Vallahi merak ettim. Aysun, hani şu tabağı vallahi Aysun sandım. Çünkü Aysun böyle çikolatalı lezzetleri çok güzel yapıyor. Dur bakalım. 3 numaralı tabak benden 3 puan aldı. Ve bu 3 puan hangi geline gitti? Açtım. Hanife. Aferin Hanife ya. Peki bu kim? Biri daha çok merak ediyorum 5'ten. Vallahi çok merak ediyorum. Daha yeni gelen kızımız ortalama bir tabak çıkarmış. Yani Seren de yeni sayılır ama hadi biraz daha alıştı mutfağı, onun bir haftası falan var. Dur bakalım. 5 puanı ben hangi geline verdim? Açıyorum. Seren 5 puan aldıysa Ezgi. Ya inanmıyorum Ezgi, sen bunu nasıl yaptın? Yani nasıl yapamadın daha doğrusu Ezgi? Aman. Reyhan Hanım da bulamaz seni. Net söylüyorum. Bulamaz. Reyhan Hanım, Nurten Hanım iyi tabaklara verirler. Yani öyle gelinlerini aramazlar onlar. Gerçekten lezzet ararlar. Ama yeni gelen kayınvalideler ne yapacak? Hepsi birazdan. Evet, şimdi kayınvalidelerimi davet ediyorum.
gelinimle ben mutfakta neler neler yaparım, altınları da kaparım diyorsanız yapmanız gereken çok basit, bize başvurmak. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. www.kanalb.com.tr Tuğba'yı gönderdim, 20 bileziği koluma taktım. Kendinize güvenin, ben öyle yaptım. Hem tarihe geçtim hem şampiyon oldum. 0-539-570-37-07 Hem fenomen oldum hem de zengin oldum. Kendine güvenen gelinler, siz de gelin, siz de kazanın. Her gün bir çeyrek altın, haftanın finalinde 10 altın bilezik. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Evet, kayınvalidelerimden Reyhan Hanım'ı buraya davet ediyorum. İlk tadım için gel, gel buraya. İlk sen tadacağım. İyi be. Dubai brownie'sini. Ay evet, bakalım anacığım. Sen nasıl de valla Arap prensesleri gibisin. Evet, vallahi be. Ay Romalı dediler bana. Romalı da olur, Roman, o da olur. Kleopatra mı oldun dediler. Her şey olur valla. Osmanlı her şey olur, her şey olur. Her şey. Sen Reyhan'sın ya. Her şey olur. Dağlar kızı Reyhan. Evet. Gelinin mutfakta Reyhan. Reyhan da Reyhan. Evet. Aç bakalım bir numaralı tabağı. Bakalım. Tadı da güzel. Şerbeti, lezzetli. Yani şerbet değil de şekeri. Ondan sonra pişmesi, çıtırlığı. Bilmiyorum, böyle çıtır mı olacaktı biraz? Çıtır gibi. Kadayıf demek, çıtır demek ya. Yani çok güzel olmuş. Isırdın mı içinde, bak, değil mi? Çikolatası, sunumu, her şeyi vallahi güzel olmuş. Öbürlerine bir de bakayım. Hadi bak. Ama şimdi kendi kendime gel, söylemeyeyim öyle. Tabii, bir de buna bak. Şeyi çok kurutmuş. İçindeki o kadayıfı. Kadayıfı. Çok çok kurutmuş. Fıstık var içinde, beyaz çikolata her var. Her şeysi de var ama bilmiyorum, bana çok kuru geldi. Keki de var altında incecik. Vallahi bak, bu ona göre onun yanında olmamış ama öbürlerine de bakacağım. Kadayıfı çok kurutmuş. Çikolatayı güzel olmamış. Tadı da güzel gelmedi bana. Hadi ya. Vallahi olmamış ya. Olmamış. Şimdi da bunun olmamış. Hakkını yerim o zaman. Geç o zaman. Olmuş hadi. Dersem onun hakkını yemiş oluyorum. Kaldır bakalım üçü. Ha. Bu da buna göre iyi. Ama bak, bunun çikolatası da güzel olmuş, eritilmiş. Kadayıfı bak, kurutulmamış. Güzel yani. Çıtırlığı yerinde ama aşırı kurumamış yani. Tatlısı, çikolatası. Bak bu da güzel olmuş. Bunu da sevdim. Bunu da sevdim şimdi. Birinciyi de sevdim, bunu da sevdim. Ortancının yanında bunlar yani çok iki numaradan güzel. Çok hoşlanmadım. Çok, hiç hoşlanmadım. Hiç hoşlanmamış. Bilmiyorum, kiminse de hiç hoşlanmadım. Hiç hoşlanmamış. Elektrik alamadım ben. Elektrik alamadım. Negatif elektrik yani. Ama bu da olmuş. Ha. Peki bak, dört gerçekten. Numara ne oldu acaba? Dört numara ne oldu acaba bilmiyorum. Bak bakalım ne oldu dört numara. Bu da olmuş. Bak bir tane olmamış. Olmuş mu bu? Bu da olmuş ama tabii onlara göre. Neyi olmuş neyi olmamış, bak aldım kartımı elime, puan evet. Vereceksin çünkü. Şimdi bak, pişmesi çok güzel olmuş. Çikolatası güzel eritilmiş. Üzerine kalıp gibi dökülmüş. Pürüzsüz. Pürüzsüz bir şekilde. Evet. Ondan sonra içinin kadayıfı çok güzel kızartılmış. Ama öyle tam da kurutulmamış. Gerçekten sosuyla her şeyle bütünleşmiş. Çok da güzel olmuş. Şimdi baştan şuna ben biri vereceğim. İki numaralı tabak çünkü bir puan ona dedi. Ona eğer yüksek verirsem bunlara yazık etmiş olurum. Tamam. Şimdi yazık bunlara etmiş şimdi olurum. Beğendiklerini puanlayacaksın. Hak yemeyeceğim. Tamam. Vicdanımın sesini dinleyerek vereceğim. Bravo. Evet. Birinciyi beğendim.
Bak şeyi de güzel olmuş, böyle kabarıklığı falan da güzel olmuş. Kaç veriyorsun ben bile? Ben ona 5 vereyim. 5? 5. Tamam, 5 puan. Bu da ondan geri kalmıyor. Üç numaralı tabak. Vicdanımın sesini dinleyeceğim. Tamam, vicdanın sesi kaç verdi ona? 4 vereceğim ona. 4. 3 de buna vereceğim. 3 de 4 numaralı tabağa. Bugün bol keseden atıyorum. Gelinler mutlu olsun. Bol kepçe Reyhan'ıma gel. Reyhan'ımdan. Bugün vicdanımın sesini. Bol kepçe puanlar. Aferin. Ne güzel yapayım? Severim ben, severim. Evet. Bir alkış, bir alkış. Bakalım kime gitti 4'ler, 5'ler ve 3'ler. O zaman şöyle 4 numaralı tabağımıza 3 puan verdik. Bakalım bu 3 puanı hangi gelinimiz aldı? Hangi gelinimiz aldı? Eline sağlık. Evet, bol kepçeden puanları dağıtan Reyhan Hanım. Evet. Bakalım 3 puanı hangi gelinimize vermiş? Buyurun açalım. Vallahi çok güzel bir puan verdim. Aysun. Aysun çok mutlu olman lazım. 3. Hiç süper. Mutlu değilim Reyhan teyze. 5 asla ver. Mutlu değilim. 5 değilse de sen benim tabağıma 5 vermezsin ya. Aa. En azından 4 vermen lazımdı. Ama 4'ü öbürüne kullandın. Bol kepçeden salladın. 5, 4, 3. 3 nasıl yine bana denk geldi? Evet. Bak orada o kadar güzel yorumlar yaptın ki. Çikolatası pürüzsüz. Güzel. Kalıp gibi ama olmuş. Ama öyle. İçini çok güzel kavurmuş. Asla kurutmamış. Her şeyi muhteşem, tadı tuzu harika, lezzetli. Ama 3. Ama ne yapabilirim ya? Hepsine 4-5 veremem ki yani. Bir tane 5 zaten kullanıyorum. O zaman bak 4, şimdi. 4-4'te kullanamam. Çünkü bir tık daha öbüründen daha şeydi. Hayır, olmuş, hayır, hayır. Olmamış. O zaman nasıl olmamıştı ya? Ay şu 1 ile 2. Hayır, Reyhan teyzeciğim, hayır. Ay 1 ile 3 pardon. Bakar mısın şunun güzelliğine ya? Tamam güzel. Bak bir saniye şimdi ben burada bu da aynısı. Bak. Bana yani müsaade eder misin? Şimdi bak burada görünüyor, tamam mı? Şuradaki tabağın üzerindeki çikolatanın yayılmasında bir problem var. Canım bak, sen de hayır. Yani ben bunu yapan robot değil, fabrika da değil. Bu yani. Da robot değil, bu İnsanlık. Nasıl çıkarmış? Vallahi ben ona değil de tadına, lezzetine baktım. Sen tadına çikolatanın bakmadın. Çikolatanın erilişine baktım. O çikolatanın yüzden. En güzel erimesi 3 puan alıyor senden. Şu üstünde eksik olan tabak kaç alıyor senden? 4 alıyor. 4 aldı, 1 puan. Fazla. Sen neden güzel tabağa puan ama vermiyorsun lezzet, Reyhan teyze? Lezzet bir tık daha ondan iyi. Hayır ben asla inanmıyorum. Söyleyeyim. Asla inanmıyorum. İnanma, bu tabakta bir kere pürüz var. Pürüz var, çikolatasını bile güzel yayamamış. Hayır. Kekini bile güzel pişirememiş. Ya şuna bakar mısınız ya? Güzel dedim tablo zaten kötü gibi, demedim tablo. Ki. 3 de benim için süper bak, bir puan. Bak Metiyeler dizin en çok tamam. Buna güzel yorum yaptın. Bir kere bu bundan daha ince. Sen şu baştakine dedin ya çok da güzel evet, kabarmış, demin, kabarmış vesaire. Evet dedim. Bu... Bundan daha ince ve ama lezzet olarak bir tabak. Bir tık bir lezzet hayır. Olarak ondan hayır. Daha iyi. Ben artık iyiydi. Senin lezzete puan verdiğine inanmıyorum. Ha. Yok sen yok sende bir ilerleme şefine, var bak başarmışsın. Reyhan 3'e teyze. Kadar çıktın. Çok rica beşe ediyorum. 5'e de çıkarsın. Emeğimle bak. Dalga geçiyorsun yok, zaten. Yok dalga geçmiyorum. Benimle de dalga geçme bak, bak rica Aysuncum, ediyorum. Dalga geçmiyorum. Bak tebrik ediyorum. Eline niye? Sağlık. Emeğine sağlık. Birlerdeydin 3'e çıktın. Yarın dalga öbür günde 5'e çıkarsın. Hayır Reyhan teyze 5'lik tabağa. 2 haftadır ya 5'lik tabağa 3 veriyorsun sonra da seni tebrik ediyorum. Hayır hayır 5'lik tabak değildi. 5'lik tabak bak birinci. 5'lik tabak burada beşlik zaten oldu. Görünüyor. Bak. Vallahi bilemiyorum. Pürüzsüz. Ellerime bak. Sağlık. 10 numara tabak ya, yapmış. Ya vicdanımla veriyorum. Siz onu da kabul etmiyorsunuz ya. Anne. Basayım birileri ben o zaman. Reyhan teyze sen şaka mı yapıyorsun ya? Bak artık o kadar eminim ki benim tabağımı bilerek puanlama yaptığına. 3 numaralı tabağımıza gelelim şöyle. Gelelim. Bu tabağımıza 4 puan verdik Reyhan evet, Hanım. Evet iyi çok peki, süper. Peki bu 4 puan hangi gelinimize gitti Reyhan Hanım'dan? Vallahi bilmiyorum. Ezgi'ye de gidebilir yani çok güzel. İnşallah Ezgi'nindir yani. Ezgi 4'ü vallahi, kabul etmez bilesin. Vallahi etsin 4 benim gözümde. Ha 4 ha 5 hiç fark yok. Dört puan fena değil dedin, güzel çok dedin. Iyi, Ezgi'ye de iyi. Çıktıysa şahane dedin. Süper. Bakalım dört puan kime gitti? Hoppala açtık. Vallahi Ezgi de olur. Ezgi! Dört puan sana Ezgi geldi. Ezgi süper. Ne süper? Harika. Ne süper? Ay dört! Ya bu kadar kolay ya. Bir tatlı ama böyle dikkat edilmesi gereken püf noktaları olan bir tatlıda nasıl beni bulamıyorsun? Anlamıyorum Ezgi yani ben. Ezgi dört verdim. Öp başına koy kızım koş bana sarıl. Elimi öp. 5 verseydin sana Ezgi sarılırdı. Ezgi bir de verebilirdi. Allah Allah. Yarabbim şükür mü diyeyim her defasında? Herhalde. Ay kayınvaliden bana bir
Şuna bak ya, ne şu kadar elimi güzel duruyor. Kızım öpsene. Hani bir saniye lütfen. Allah Allah, dörde de Allah'ım ben, bunlara bir şey yarandıramıyorum. Ben şimdi senin gibi umursamaz davranamıyorum ama ne yapayım, dört diyemiyorum. Ya ne kadar güzel olması gerektiği gibi. Ezgi bak, Aysun'unki de aynı. Şeyi. Üç verdim ona da. Aysun tane beni ilgilendirmiyor. Aysun'a tamam, keşke biri verseydin. Tamam, üç tane tabak çıkmış. Hmm. Ama şu biraz daha tadı hoşuma gitti. Yapılışı, böyle yüksek duruşu, kabarık hani oluşu. Biz bunları hani yapıyoruz da siz anlıyor musunuz ama acaba? Ama o kimin acaba? Siz bilemiyorum. Siz anlıyor musunuz acaba? Çok merak ediyorum yani. Biz Ezgi yapıyoruz ama anlıyor musunuz acaba? Ya Allah'ım yarabbim, yap. Acaba biz yapsak sen beni anlayacak mısın? Bulacak mısın tabağıma? Ben seni tabağıma bulurum. Çünkü yapamaz. Aa, yapamaz. Ben yaparım. Ya sus Allah aşkına. Bak kızım, şuna mesela ben kalkıp buna dört versem bak gülerdim. Buna verme zaten. Olmamış buna tek tabak bu. Zaten. Olmuş buna üç tane verme tabak. Ya güzel serpe serpe de puanları hayır, verdim. Bak, bunun bile koyuluğu, çikolatalı, pişmişliği ne kadar güzel. Bu daha açık duruyor bak. Üstü daha kekik. Valla benim hoşuma duruyor gitti. Kusura bakma. Bu daha bakma güzel duruyor. Kiminse hoşuma gitti. Taktik yaptın, taktik. Ya git Allah aşkına, ben de taktik ya, yok ya. Beni. Keşke taktik olsa ya. Taktik olsa Ezgi'yi bulur. Da işte size bir iki veririm yani. Öyle veriyor yani. Ben öylesine veriyorum ya. Öylesine veriyorsun. Taktik yok. Olsa Ezgi'yi bulurum. Ben kime beşi verdiysem bana sarılma şerefine nail olmuş. Oo. Koşa koşa bana gelsin. Hatta oynayacağım. Aa. Söz. Ne? Oynayacağım. Oynayacaksın. Evet. Oynayacaksın. Vallahi oynayacağım. Gelinin burada duracak, sen oynayacaksın. Ezgi içimden geldi. Ben içimde geldiği gibi davranayım. Siz bana hafta sonu davran ne yaşadınız takibi? Vallahi hiçbir şey yaşamadım. Susun bir köş tıp yahu. Vallahi. Gel. Bana bak. Ben sana 4 puan verdim. 4 puan kötü bir puan değil. Sen bana sesini yükselttin bir puan vermedim diye. Ama ben başka kaynanalara benzemem. Bu son olsun. Bir daha yükseltme sesini bana. Bakalım 5 puan hangi geline gitti? Hazır mısın? Hazırım vallahi. Reyhan Hanım'dan 5 puan alan gelin Seren mi, Hanife mi? Hanife mi, Seren mi? Hop! Kaldırıyor. Seren! Seren! Yani yıllardır Hanife 1 puan aldı. Ya Seren, Hanife tebrikler. O neresi? Ben her yıl Dubai'ye gidiyorum ve bunu... Gel. Kutlayacağım. Ah. Şimdi olmuşa dolmuş. Eline sağlık sonundan canım benim. Sonundan 4'ten sonra senden başlayalım. Vallahi eline sağlık. Öpeyim. Şöyle bir dönelim. Çok teşekkür ederim. Bravo. Sen nasıl yaptın kız? O nasıl başardın? Reyhan teyzeciğim, senin damak tekniği. Aa, inanmıyorum. Süper, vallahi yapamamayla meşhursun. Nasıl bir verebilirsin o tabağı? Kız git ona, ben çok nasıl bir ederim. Ne demek ya? Hanife, çok sağ olun. Çok özür dilerim. Böleceğim. Konuşacağım sonra tamam. Sen git. Ay bekliyorum. Konuş. Ay konuş ne? Şimdi rakibime 5 veriyorsun. Evet. Tamam. Güzeli takdir et. Hiçbir şey söylemiyorum. Ama şurada benim karşımda karşılıklı oynamak nedir? Ama olsun kızım, bak rakip olmayla düşman olunmaz. Tamam, bu bir yarışma. 5 verdiğim normal tabak fırına beş o kadar sonradan attı ki. Vallahi güzel. Burada Aysun'la ben tam dakikasında attık, pişirdik. Güzel. Sen böyle aracı yapılan bir tabağa gidiyorsun 5 veriyorsun. Kızım güzel olmuş. Yetmiyor, bir de burada karşılıklı göbek atıyorsun ben ya. Ben atarım, kutluyorum. Ben burada neyim, ben burada saksı mıyım? Bak öbürleri at. Ben öbür burada kaynanalar saksı mıyım? Hayır, senin olunca sen ben de tebrik ediyorum mıyım? Ezgi. Sen başka hatta tebrik edin Ezgi diyorum. Sen başka gelinle mi oynayamazsın? Niye böyle oynayamam? İnsan değil miyim? O da insan değil böyle mi? Böyle bir şey var tabii mı ya? Tabii ki oynarım. Yani... İstediğim gibi oynarım. Bana kimse karışamaz. Özgür bir bireyim, oo, kaynanayım, anneyim, Ezgi'cim, istediğim kadar göbekte atar. Tamam, ben bunları hafızaya atıyorum. Bana bir şey de geldiğinde ben de özgür bir bireyim, haberin olsun. Sen gelinsin. Yo, sen de kaynanasın. Ben büyüğüm. Sen de kaynanasın. Konuşmanızı bir örnek istiyorum. Öyle bir şey yok. Bir ben daha anneyim. Bu şekilde oynarsan kesinlikle bu masaya gelme, istemiyorum. Ay nereye gideyim? Oraya git. Şu masada durayım bari. Ay, ömürlü kukla gibi orada kalayım ben öyle. Ben de konuşayım. Bir saniye, bir saniye. Ya araya girmek aşkına istiyorum. Ya bir kere de siz tebrik edin. Araya ya girmek istiyorum. Bir dinler misiniz ya? Burada yarım saattir bağırınıyorum. Ay duymadım canım ya benim. Derim, nasıl bir verebilirsiniz tabağıma? Mükemmel bir tabak var orada mükemmel yani. Mi? Evet, damak sen, zevkiniz yok Allah sizin. Allah aşkına, ben onu tattım, sen dua et. Sen ilk tabağı şerbetli diyorsun yani. Bu tabaklara bir bakar mısın? Bir dakika, bir gelir misin? Rica ediyorum, bir gel. Geleyim bari. Sakın tekrar tattırma.
Aa, bakar mısın tabağa? Sen onu da seversin. Nizami bir şekilde diğerlerine bak. Sen şimdi buna güzel mi diyorsun? Evet, mükemmel hatta. Senin damak zevkin yok. Kendinden emin misin? İyi misin? Evet, eminim ki şuna ben bunun ya. Çikolata versiyonunu yapmıştım. Bildiğimde bir tatlı. Yemin ediyorum saman yığını. Yemin ediyorum hayatta bence senin damak zevkin bunları yedikten sonra, bunları yedikten sonra damak zevkin berbat. Kızım sen bir gözlük tak. Gel önce şunların üçüne bak sonra buna bak. Bu tabağın nesi var bana açıkla. Hiçbir şey olmamış ki. Nesini sayayım ben sana? Olmamışımı mı sayayım yani? Senin damak zevkin olmamış. Yok. Ben kabul etmiyorum dediğini. Ya şunu kamera çek ya. Yavrum evladım çek şunu. Bir de şunları çek ya. Şunlar şunu çek ya. Olmuş mu ya? Bu nedir ya? Bak dolgusu bile ne kadar güzel. Ya git bol, dolgusu bol. Ya. Vallahi samanı sanki koymuşsun arasına. Bu nedir ya? Senin kaç damak yaşındasın ya? 28 yaşındayım. Bu konuda yaşında da iyiyim. 28 yaşında bunu mu yapıyorsun? Senin damak zevkin sıfır. Sen benim belki de isteyerek bilerek yaptın. Hanifeciğim sen girişte yanlış hatırlıyorsan beni düzeltin. Tatlılarda çok iyi değilim evet, gibi çok bir şey söyle. Hayır tatlıda çok iyi. Yemekler de evet. Reyhan teyze Hanife ile de oynasanıza. Ay ne oynayacağım Hanife ile reklerimle oynamayı. Asla. Günün ikinci tadımı için yeni gelen gelinimiz Hanife gelinin kayınvalidesi Emine Hanım'ı buraya rica ediyorum. Emine Hanımcığım hoş geldiniz hoş tekrar. Buldum. Şöyle size rica edeyim. Nasılız iyi miyiz alıştık mı? Alışmaya çalışıyorum alıştım. En heyecanlı yer tabii ki tadım. Evet. Farkındayım titriyorsunuz ve elleriniz buz gibi. Ay çok evet. Tatlısınız gözleriniz de çok güzelmiş bakayım. Siz de öyle. Maşallah sağ olun var olun. Şimdi ilk tabaktan başlayalım şuradan şöyle tutacağız. Kaldıracağız tamam. Buyurun lütfen. Tadı fena değil. Hı. Çikolatası falan yerinde. Evet. O çıtırlığı hissediyorsunuz zaten. Hı hı. O Antep fıstığının tadını aldınız Antep mı? Antep fıstığının tadını çok fazla değil ama mı? Aldım yani. Yine hafiften bir geliyor yani. Hı hı. Güzel genel olarak güzel. Alamadım. Ah nasıl heyecanlıyız. Nasıl heyecandan olamadım. Heyecan. Ay, sen bırak. Gerçekten bırak. Heyecandan kıyamam, olamadım. Dur. Bak şöyle bir keseyim. Ay. Ha, şöyle bir keseyim. Kıyamam da kıyamam. Ay aslanım. Gel, gel. Teşekkür ederim. Gel. Oh. Anlat bana. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Çıtırlığı. Hepsi yerinde. Şekeri ha. İyi, çıtırlığı iyi, pişmişliği güzel. Tadını musun? Tabii ki. Üç numaralı kapağımızı kaldıralım. Yani genel olarak hepsi birbirine benziyor. Bunun yorumu nasıl? Fena değil. Yani diğerlerinde aldığım tadı bu tabakta alamadım mesela. Aa. Yani bir şey geldi. Lezzet mi? As. Evet. Hmm. Yani lezzeti, tabii ev lezzeti farklı olabiliyor. Kadayıfın çıtırlığı geliyor zaten. Ama böyle sanki... Değişik mi? Evet. Sevmedik biz diyor ya. Yani çok fazla. Sevmedin mi? Evet. Çok fazla yormayalım. Çok heyecanlı. Vallahi çok heyecanlı. Kıyamam. Hadi aç. Vallahi bu da güzel. O çıtırlığı hissediyorsunuz. Hı hı. Antep fıstığı tadı çok fazla gelmiyor. Çikolata hı. Tadı da güzel. Hepsi yerinde yani. Hepsi bak puan vereceksiniz. Yani hepsine güzel 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 güzel. Hepsine 5-5-5-5 yok. Yani evet. En güzeline 5, en sevmediğine 1 vereceksin. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Hadi buyurun. Bu başarılı, çok başarılı bu tabak. 2 mi? 5. İkinci tabağa 5 puan verdi kayınvalidemiz. Peki. Bu tabağımız 4. 4 numaralı tabak 4 puan. Evet.
2. 3 numaralı tabak. 2 puan. Buraya da 1 kaldı biliyorsun. Evet. Tontu. 1 kaldı. 1 kaldı. Aslında unuttun birim... değil mi 1 vermeyi? Buna biri. Verecektim 1'i. Evet. Biliyorum ama ağızdan evet. Çıkan. Çıktı. Ona 2 verdin. Ona da 2 verdin zaten hani. Yani çok şeyleri. Evet doğru. Doğru. Peki. Hadi o zaman 3 numaralı tabağa 2 verdin. Oradan başlayalım ne dersin? Bakalım 2 puanı hangi gelin aldı? Bakalım 2 puanı Emine Hanım'dan hangi gelin aldı? Hop buyurun açalım. Ezgi 2 puan aldın canım. Emine teyze hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum canım. İlk gününüz heyecanlısınız anlıyorum sizi ama sonuçta orada 4 tane tabak var. Evet. Hani çok fazla yorum da yapmadınız. Hepsi aynı tarzında konuştunuz. Çok farklı bir puanlama yaptınız. Yani neye göre 2 verdiniz? Ya bir kere görünüş olmamış. Görünüş olmamış. Neden? Yani hani benim için görsellik önemli mesela. Tamam ne var görselinde? Görselliği çok güzeldi. Harikaydı. Ya ne bileyim hani görünüş bak, olarak da. Görünüşünde hiçbir şey yok keserken ki. Keserken falan böyle bayağı bir çıtırdatmışsın kadayıfları. Zaten kadayıfı biz tavada çevirdik. Malzemelerimizi koyduk ve buzdolabına attık. Soğuttuk, dondurduk. Sonra arasına koyup fırına attık. Yani çok normal bu şekilde olması i̇şte zaten. İşte fırında biraz fazla kaldığı için tamam, çok fazla çıtırdamış. Ses duyuyor musun? Yani fırından o çıkma... Çıtır çıtır ne güzel. Çok fazla da kavurup yakmamışım. Yani rengi fırını kavurla. Ayarlayamamışsın Ezgi'cim. Fırınımız standart, sabit, ayarlı, yani ayarlı koyuyoruz. Onun için birazcık belli sert bir süresi olmuş, var. Keserken zorlanıyorsun. 18 dakikada pişirdim. 5 dakikada pişiren arkadaşlar oldu ve az önce 5 aldılar. Ben daha yumuşak seviyorum. Bilmiyorum. Benim damak tadıma daha yumuşak uygun canım işte, benim. Yumuşak seviyorlar gördünüz mü? Pişirmememiz gerekiyor. Artık. Yani çok fazla pişirmeseydin. Acele etmememiz gerekiyor. Yani bunu damak tadıma uygun değil Ezgi'cim. Ama bu şimdi bir Dubai brownie. Yani yapabilecek bir şey yok. Benim damak zevkime hitap ediyor. Ben yine altına yani. Bakarsan çok pardon sözünüzü kesmiş oldum. Bugünün şanslısısın. Çünkü senin niye? Tabağını beğenmedi Ezgi. Lezzetini bilmem ama kayınvalidemizin yorumlamasına göre konuşuyorum şu anda. Bir vermeyi unuttu. İkiyi oraya verdi. Birinci tabakta artık hangimizse bilmiyorum. Şanssız gününde demek ki bugün. O tabağa bir kaldı. Evet. Yani sen aslında bir alacaktın. Evet. Artı bir puan şey fazla aldın. Hiçbir şey değişmiyor ama. Hiçbir şey değişmiyor. Çok şey değişiyor. 2, 1, 3 bile benim için aynı yani. Altınları kaybediyoruz. Evet. 4 numaralı tabak 4 puan aldı sizden. Bakalım bu 4 puan hangi gelinimize gitti? Bakalım 4 puanı Emine Hanım'dan hangi gelinimizi aldı? Buyurun açalım. Seren. Gelininiz sona kaldı Hanife. Bu arada hoş geldiniz. Şirinlikler, şirinlikler kayınvalidelere. 4 de iyidir canım benim. 4 çok iyidir valla. Ben senin yanında son oynarım. Şöyle bir şey var gerçekten bilmiyorsunuz. Ciddi bilmiyorsunuz. Neyi bilmiyorum? Bunu zaten söylediniz, yediniz ve evet. Ben bunu yemedim dediniz. Bu tarz başka bir tatlı yediğinizi söylediniz. Ben evet. Çok merak ediyorum bu tarzda yediğiniz başka tatlının ismi nedir? Brownie mesela. Bu brownie mi? Yakın hemen hemen. Brownie yani. Tamam. Sizden önceki tadımda ben 5 aldım. Siz neyi senden bana 4'ü verdiniz? Olmayan tabağa da bilmiyorum. 5 mi verdiniz, yani 1 mi verdiniz? Yani 4 kötü bir puan değil yani değil evet, mi Seren? Evet ama benim çok emeğim var. Tamam canım benim emeğine sağlık ama ben 4 uygun gördüm yani. Şu an suratım kıpkırmızı. Ben bu 4'ü hak etmedim. Kesinlikle bence hak etmedim. Bence de hak etmedin. Ve size de evet. Hiç biri olmalıydı. Bence de hak etmedin yani. Gerçekten 4 puanı hiç hak etmedin. Az önce şansa bir 5 aldın. Nur'un balı sana mı geçti ne oldu? Bilemiyorum gerçekten. O tabak gerçekten ne 5'lik yani, ne 4'lik. Yani, hayret içindeyim ya. Nasıl bir puanlama? Neler oluyor burada? Gerçekten yani. Ben sizi de anlamıyorum yani. İlk günden kayınvalidemin üzerine neden bu kadar gidiyorsunuz ki? Siz geldiğinizde profesyonel olarak mı geldiniz kötü buraya? Kötü yaptığını mı düşünüyorsun? Hayır, kötü yapmakla mi davranalım yok. Sana? Hayır, nazik. Bana nazik demiyorum. Kayınvalidemin üzerine bu kadar gidemezsiniz yani. Her kayınvalidenin üstüne gidiyoruz. Görmedin mi az önce kayınvalidemle nasıl tartıştım? Evet, şimdi. Bu tabağa 5 puan. Bu tabağa da 1 puan verdiniz. Evet. Haftanın ilk gününde kayınvalidemiz
5 tampuanı hangi geline verdi? Emine Hanımcığım ya. Bu puan çok mühim biliyorsunuz. Evet. Bakalım geliniz mi? Yoksa rakibiniz Aysun mu sizden 5 tampuan aldı? Hazırsanız açıyoruz. Açıyoruz. Buyurun açtık. Aysun 5 puan alırken. Süper. Geliniz ilk günden bir verdiniz. Aa, Hanife bir aldın kayınvalidenden. Yani gerçekten ben anlam veremiyorum ya. Hayır, yüklenmedi. Tabağa bakabilir miyim? Evet, evet, yüklenme. Ben yaptığım tatlı üzerinden yükleniyorum. Sizin olay çok farklı. Nasıl yapamadım? Neresini beğenmedin? Yani bunu inanmıyorum ki şu an. Yani nasıl bir verebilirsin? O kadar tabak içinden bulup bilerek mi bir verdin yani? Ya bilerek anlam veremedim. Yani bunun çikolatası, her şeyiyle, görselliğiyle gayet güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Bir de övüyorsun yani. Şu an bana bu açıklama yapmadan Aysun'un tabağını övüyorsun. Övmeye devam et o zaman. Böyle bir şey olamaz yani. Benim tabağım hakkında konuşuyoruz. Aysun'a güzel olmuş diyorsun. Aysun arkada mutlu mutlu. Benim tabak bir burada. Hanifeciğim, bir verdim. Tamam, bu bir verilmez. Nasıl verdin yani? Böyle bir neyi düşünerek Hanife'nin tabağını ben bulayım, ona biri vereyim. Motive olmam açısından mı? Ne açısından? Ne yani bu? Birlik bir puan tabak mı bu? Ben adaletli şekilde değerlendirdim. Bravo. Yani herkesi. Bravo. Son puanı unutmuştun. Bir puan fark oynadı yine. Tamam, iki verecektim evet. Normalde. Evet. Evet, bir puan sana gitti. Tamam, bir puan. Mutlusun ama. Hiç çok, üzüntü görmüyorum çok, çok. Yani. Evet, sen öyle olduğunu zannediyor olabilir misin? Hayır, gayet yani açıklama yapmıyorsun. Diyorum ki bu tabağa nasıl bir verdin diyorum. Diyorsun ki benim damak zevkim olmadı. Yani bulmak için uğraştın mı acaba beni? Hayır, neyse o yani ben adaletli bir şekilde hepinize puan neyse, verdim. Neyse çok daha fazla konuşmak istemiyorum yani. İnşallah ilerleyen günlerde bu olmaz. Bu olursa yani gidişat kötü. Hanifeciğim yerine geç hayatım. Bak kayınvaliden zaten yeterince heyecanlı. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten verdiğiniz puan için. Adaletli davranmanız. Beş alırsan adaletli ben teşekkür ederim. Bak kayınvalidene tabii ki öyle oluyor genelde hayatım. Kayınvalidene soruyorsun ya neden bir? Bak ben zaten söyledim sana açıklamasını yaptın. Gerçekten şans geldi o bir sana. Sona kaldın. Yani o tabak sona kaldığı için bir puan sana denk geldi. Emine teyzenin yorumlarına göre aslında bir puan hak eden tabak 3 numaraydı. Bu belki birazcık içine su serper. Evet şimdi kayınvalidem Nurten Hanım'ı buraya rica ediyorum. Allah Allah. Merhaba. Ay sarının güzelliği. Merhaba. Teşekkür ederim. Tam bu renk bir küpen vardı. Tüh tüh tüh. Gerçekten. Tam bu ton. Bir daha sarı bulursam takarız tamam. Yarına. Gelinini bulabilecek İnşallah. Misin? Buyurun. Tamam. Başlayalım bir numaradan. Aslanım bundan bir yanık tadı geliyor. Aa. Evet, yani altına baktım çikolata kaplı mı diye ama... Hı hı. Onda incecik bir taban yaptılar kızlar. Taban yaptılar, evet. He, tamam. O zaman o çikolatadır. Hı hı. Çok hafif bir yanık tadı geldi. Diğerlerine de bakayım. Bir bak bakalım. Diğerlerine de bakıp değerlendireyim. Evet. Bu kadar ince mi oluyor? İçi nasıl peki? Vallahi o şeyi gelmedi. Hani o Antep fıstığı falan vardı ya içinde. Evet. Antep fıstığı bu kreması vardı. Kreması vardı, krema yok. Yani krema o yüzden mi kuru oldu bu? Nasıl oldu bilemiyorum. Diğerlerine de bakıp öyle değerlendireyim. Tamam buyurun. Kadayıfı güzel kavrulmuş bunun. Hı. Onda bir yanık tadı geldi. Bunda o yok. Çünkü kadayıf vardı. Kadayıfını bakın şöyle kaldırıyorum. Güzel kavrulmuş. Hı. Kavurdular muhtemelen tavada. Evet. Herhalde böyle ince bir tatlı. Çikolatasını güzel eritmiş, üstüne dökmüşler. Güzel. Çikolata çok sever Nurten Hanım, dayanamaz. Çok. Çikolata gördüm atıverir ağzına. Kan şekerim düşüyor. Benim de. Peki, böyle 3 numaralı tabağı alayım Ona sizi. Ona göre bu güzel. Beğendin mi yani ki?
Beğendim. Tamam. Yani bunu biraz daha beğendim tabii. Ondan. 3 numaralı tabağımıza geçtik. Buyurun kaldırın. Bunun da kadayıfı güzel kavrulmuş. Bu da güzel olmuş. Yani iki kadar yakın birbirine. Kıyır kıyır bir tatlı. Kadayıf olduğu için dolayısıyla da çıtırlık var. Ama onu daha çok beğendim. Bunu mu beğendin? Hı, evet. Anladım. Hı hı. Peki. Diğerine de bakayım. Buyurun. Karışık kuruşuk bir şey olmuş. Tadı nasıl? Bu olmamış. Öyle mi? Bunda diğerlerine göre bir gariplik var. Yani bu değişik bir tabak. Hmm. Olmamış. Olmamış. Yani o çikolatası, o kalıbı, bakın onlar kalıp gibiydi. Evet. Olmamış. Bu yanlış bir tabak olmuş bence. Hmm. Altına şeyini serememiş mi? Bir kalıp olamamış bu. Anladım. Bence olmamış bu. Kadayıfı da güzel olmamış. Beğenmedik mi yani? Yok, bunu beğenmedim. Tam bir ay oldu, bilezik alamadın. Evet. Aysuncuğumu bulamadın, bileziği alamadınız. Alamadım. Artık bu hafta şeytanın bacağını kırar mısınız acaba? Bilemiyorum. İnşallah. Sıfırlandık geldik. Hadi bakalım. Biz yıkılmadık, ayaktayız. Bu yarışma sorunları kaybetmek mi? De var. Tabii. Ailevi. Çöz. Havuz pompaları. Çözdük. Çiğ köfteciler. Çözdük. Yani her kayınvalide gelin arasında muhakkak olur. Olmaz evet. Dersek bayağı yalan olur. Bayağı bir karıştık hani. Karıştık. Aile olarak diyorsunuz. Aysun'un da modu düştü dolayısıyla. Çok. Çok İnşallah düştü. Bu hafta bomba gibi geleceğiz. Biz pes etmeyiz. Birileri verdiniz sevin. Mi parayı? Yok, vermedim. Öyle bekleyecek biraz, bekleyecek. Peki, peki. Evet. Hadi bakalım buyurun, puanları verin şimdi. Parayı vermediniz, puanları puan rica edeyim değil. Ben. Aslan bundan yanık canım. Kokusu geliyordu. Bir numaradan. Evet. Bir. Yani? Bir. Bir. Evet. Bir yanık, bir de tamam, çok bir numaralı. Tabak 1 puan. Evet, bunu eledim. Eledik. Bu da olmamış 1. 4 numaralı tabak 1 puan. Bunu da eledim, evet. Hı hı. 2 tabak arasında kaldım açıkçası. 5'i buna vereyim. 2 numaralı tabak 5 puan. 5 puan. Güzeldi, lezzetliydi. Hı hı. Ya bugün hafta başı, bu da 4 olsun. 3 numaralı tabak 4 puan. 4 numaralı tabaktan başlıyoruz, buyurun. 4 numaralı tabağımıza 1 puan verdik. Bu ilk 1 puan hangi geline gitti? Buyurun Nurten Hanım açalım. 1 puan kime gitmiş? Hanif ve gelin. Formu diyorsun, bu tabak farklı diyorsun. Bu tabağa ne olmuş? Farklı bir bakalım. Ne olmuş? Bu tatlıya ne olmuş? Ben ne olmuş? Soruyorum. Ne olmuş? Evet, ne bu olmuş? Tatlı olmamış, ne olmuş? Ne olmuş mesela? Tatlı tarif değil bu edemiyorum. Ne? Tamam, tarif et. Kadayıfların bilmediğiniz yanmış. Kadayıfın neresi yanmış? Böyle çikolatayla beraber karışmış sanki. Altında bir kalıp, üstünde bir kalıp yok. Şimdi 3 tane tabak var burada. Tamam. Bir tabak böyle değişik bir şey olduğu zaman olmaz. Demek ki bu tabak olmamış hepimiz anlamına gelir. Hepimiz aynı malzemeleri kullanıyoruz. Evet. Hepimiz aynı güzden de garipliği de oradan yani. Bu tabağın garipliği de oradan geliyor. Yani aynı malzeme, aynı tarif. Şefiniz aynı. Herkesin bir şefi var ya, tek. Mutfak şefimiz tek. Sen herhalde kadayıfı pişmemiş seviyorsun. Yok, güzel evet, kızar. Evet, çünkü buradaki kadayıflar da renginde ne farklılık gördün? Yok, bunların ikisi de güzel kavrulmuş. O da kavrulmuştu ama içi böyle bir yanık kokusu geliyordu buram buram. Çünkü çok ince bir tatlı. Biraz daha kızarsaydı bu kadar incelikle hiç yiyemezdim. Tamam, peki kıvamları yanık güzeldi. Tabakla bu tabağı eşdeğer tutup ikisine neden aynı. Bir veriyorsun? Aynı. Onu da yanık bana dedin göre. Ama. Bana göre ikisi yanıkla de olmamış tabak. Yanıkla bu çok farklı bir şey. Sen burada şeklini, formunu beğenmedim diyorsun. Beğenmedim. Onda yanık diyorsun. Yanıkla form aynı şey mi? Bana göre aynı. Öyle diyorsanız bundan sonra yanık tabak yaptığımızda da diğer tabakla eş tutarsınız. Öyle yapıyorum tamam, zaten. Tamam, öyle yapmaya devam yanıkla edin. Yanıkla olmamış tabak benim için eş değer. Tamamdır, teşekkür ederim. Ha yapamamış, öyle yapmaya yakmış, devam edin. Ha yapamamış böyle bir tabak çıkarmış. Hanifeciğim, bu ne hız böyle? Daha ilk günden masalara gelmeler, hesap sormalar. Daha dur, bugün ilk gün. Benden daha çok bir alırsın böyle giderse. Nurten teyzeciğim, ben hakkımı sonuna kadar ararım. Çok güzel yaptım ve benim tabağım 1 puanlık asla değildi. Nurten Hanım 3 numaralı tabağa 4 puan verdi. Bu 4 puan hangi gelinimize gitti?
Nurten Hanım'dan 4 puan alan tabak hangi gelinin? Buyurun açalım. Seren. Ya Aysun sona kaldı. Sen şimdi göreceksin. İyi. Bekle, birazdan konuşuruz. Gelebilir miyim? Sen mi yaptın? Benim açılmadı anneciğim. Bak sen teyzeciğim, gelebilir miyim? Tabii. Müsaadenle. Güzel olmuştu, eline sağlık. Şefim belki doğru tadımdır. Güzeldi. Ama siz yemediğinizi söylediniz. Diğer kayınvalideler de daha önce yememiş. Ama benim sürekli yaptığım ve benim kızım, çok da selamlar istiyorum. Güzel olmuştu. Kızım benim çok seviyor. Ve ben çok sık Dubai'ye gidiyorum ve bunu biliyorum ve ben kızıma da yapıyorum. Ya ben Dubai'ye gidemiyorum ama evet, hani bir kadayıf tadını bilirim. Ha, evet, bir ama çikolata zaten 3 aşağı 5 yukarı hep 4 ve 5 verildi yani. 5, 4, 4 sizden. Güzel. Teşekkür ederim. Güzeldi. Ama gerçekten yemiş olsaydınız daha öncesinde bu taban benim 5'ti. Gerçekten 5'ti. İkisi birbirine çok benziyordu. Yani işte yemiş olsaydınız, gerçekten yemiş. Ben ama yemiş olmam fark et. Çok güzel. Müsaade Serencim. Yememiş olabilirim ama kadayıf Türk mutfağı. Evet. Dinliyorum ben seni. Çikolata zaten şey oluyor, hani eritiliyor. Beyaz çikolatayı biliyorum. Ne? İnşallah şundan sen çıkmazsın. Seren'e 4 verdin ya anneciğim, seni dinliyorum. Yanık hayatım. İçinde kadayıf yok. Nereye koydun? Herkeste bir kalıp var. Abi, bunda kalıp yok. Tabağım açılmadı anne. Seren'e niye hı diyorsun? Seren'e 4 veriyorsun. Ama beğendim. Seren'in ikinci haftası kız 4'leri alıyor Nurten. Ama beğendim. Sandan. Güzeldi. Bak güzel. Beğendim. Beğendim. Baba. Şimdi beğendiğim tabağı ben nasıl kalkıp bir vereyim? Serencim, mutfakla çok alakan yok gibi gözüküyor ama demek ki böyle havalı tatlıları sen iyi yapıyorsun. Yanık tadı geliyor. Ben şimdi yanığa nasıl 5 vermedim, ben çok merak ediyorum. Pardon? Yanığa nasıl 5 vermedim? Pardon? Evet. Ben yanığa 5 mi veriyorum? Algı yaratma. Çok şahane. Reyhancığım. Ama sen o yanık kiminse bilmiyorum. Reyhancığım. Ama yanık diye bir şey yoktu. Algı yaratma. O yanığı nasıl çıkardın, ben yanığa nasıl 5 vermedim? Bak yanığa demek ki ben... Şoktayım. Demek ki yanığa ben puan vermiyorum. Algı acaba yaratma. Acaba geçen hafta orada dedim. Orada yanık yok zaten. Ama hafta sonu çiğle söyledim, ondan mı vermedin acaba? Çiğle iyi kızarmışı da seçebiliyorum. Acaba anlaştınız mı aranızda? Kiminle? Hani yanık yapma kızım, bak Reyhan çaktı bu işi. Beşler yanığa veriyor. Bak, neler düşünüyor? O yüzden bak. Neler düşünüyorum? Ne? Sen bu tabağa 5 verdin mi? O kiminse bilmiyor. Yanık tadı geldi yanık mi? Yanık diye bir şey yoktu. Şey söyleyeceğim. İki kayınvalide. İlk yanık defa. Buram buram. Aynen, yanık, yanık kokuyor. Yok. 4 tabakta da yanık yok. Allah Allah. Genelde sen benim üstüme atarsın algı. Yok. Yok. Yanık yoktu. Hiç algı yaratma Reyhancığım. Hiç yaratma algı. Ben merak ettim. Kaçıncı sezondur senin gibi yarışıyorum. Tüm seyircilerim de bilir. Ben olmamış tabağa, yanık tabağa, çiğ tabağa 5 vermem. Yanıklara veriyorsun 5'i. Sen algı yaratıyorsun. İyi izleyememiş izleyici. Ben hep gelinime derim, iyi pişir kızım. İyi pişir kızar derken. Kızım. Tamam işte, çok kızar kızım. Nurten Hanım, Aysun'un ezeli rakibi Ezgi'ye 5 puan verdi? Yoksa kendi gelini Aysun'a mı 5 puan verdi? Gerçekten değerli izleyenler, şu anda acayip kritik. Bakalım Ezgi mi Aysun mu 5 puan aldı? 5 puan kime gitti, buyurun? Aysun 5 puan alırken Ezgi. Şu tabağı da senin eline koy. Bence o yanıktır. Bence o yanıktır. Hiç yanmadı, almadım. Ya git Allah aşkına be. Ayağımı ya. Oynayalım, bir kutlayalım. Bin şükür. Harikasın. Nasıl tatlı yapılır görün. Bir vermek çikolata koydum. Ülkeye duysun. Yanmış. Yazıklar olsun. Ezgi yakmış. Benim gelinime diyor diye yanık. Yanık. Hani? Yanmış. Hani? Çikolata. Yanık kokuyor. Mis gibi çikolata kokuyor. Ezgi sen kadayıfları ne yaptın? Yedim. Yaktım. Belli. Yedim. Hepsini sen yedim. Herhalde yakmış, geri kalanları yapmaya çalışmış. Yanık. Reyhancığım yanık. Sevincinde dört köşe yanık oldum be. Yanık. Çocukluğuna gittim be. Bravo. Yazık ya. Seren. Bravo. İkinizin ki çok güzel olmuştu. Emirinize sağlık. Nurten teyze, bir vermek için bu tabağa yanık deyip bir verdi. Ya, yanık mıydı arkadaşın Emine Hanım? Tanıdın. Sen de yanık dedin mi? Dedi dedi. Bir daha sesli söyle. Evet yanık dedim. Yanıkmış. Yanık diye bir verdiniz. Duymadık. Sen, evet. Sen yanık kokusunu almışsındır. Kaç verdi? Aa, deminle. Dört verdi.
Seren'e verdim. Ay algı yapmayın. Peki az Allah önce olan neydi? Reyhan teyze. Algı. Siz az önce duymadınız ama ben gayet güzel dinledim ben Emre teyzemi. Beğenmedi. İçinin çok fazla kavrulduğunu çok ve kupkuru olduğunu söyledi. Bu mu kavrulmuş? Yanık olduğunu söyledi. Bir saniye. Bu mu kavrulmuş? Ben az önce sana da söyledim. Karıştırdı. Bir puanı çekin unuttu. Ezgi'ye bir verecekti. Çekin 2 lütfen. Verdi yanlışlıkla. 5 puanı bana verdi. Tamam. Bravo. Tamam. Burada çok sadece benim tabağım Reyhan teyze tanıdı. 3 verdi. Tanıdı. Kavrulmuş kadayıf bu mu oluyor? Bak şimdi? Ne verdim biliyor tamam. musun? 5, 4, 3. Delikanlı gibi bunu vereceğim bundan sonra. Ama Nurten gelir. Birileri basarsa bundan sonra birileri kullanırım avcuna yalarsın. Hangi puanı herkes kullanmak ister? Bir saniye müsaade edeceksin. Dur bir dakika. Benim canım kaç puan kullanmak isterse onu kullanırım. Evet. Buna sen karar veremezsin. Ben de kullanırım. İki tabak arasında kalırım. 5-4 yaparım 5-3. Ama anneciğim, kafama koyarım 5-1-1-1 basarım. Yanık olmayan tabağı yanık diyemez. Bir de yanık. Değil. Yanık değil. Canım yanık değil. Diyor ya. Yakmışsın. Ben emindim zaten. Algı yaratmayın. Algı da yaratmayın. Sen bu tabak de yanık değil. Orada algı böyle yaratma. Çorba gibi bir tabak var. Yanmış. Aynı kefeye koyup bir verdin. Evet bir. Tek birlik vardı oydu. Aslı Hanım geldi. Saygısızlık hani yapmıyorum. Ah, evet. Tek teşekkür ederim. Haftanın ilk günündeyiz. 3 tadımı geride bıraktık. Ve şimdi sırada elbette ki kritik var. Hazır mıyız hanımlar? Hazır. Hazırız. Evet değerli izleyenler. Çaylar, kahveler lütfen hazır olsun. Kritiğe geçiyoruz. Çok pahalı deniyor. Ne evet. kadar bıçak? Aa. TL. Git oğlum Amerika'da dahi olsa al çantayı gel dedim. Durumun iyice buraya niye geldin? Ben güzelim ve yemek de yapabiliyorum. Neden insanları ezmeye çalışıyorsun? Çantamı da mağdur edemezdim. Çanta mağdur olmasın bence de. Kendini göstermeye gelmiş, hava atmaya gelmiş. Evet itiraf ediyorum. Öyle. Az sonra gelinin mutfakta da. Evet siz de her gün bir çeyrek altın, 10 altın bilezik cuma günü de kazanmak isterseniz www.kanalc.com.tr adresinden WhatsApp hattımız 0539 570 3707 no'lu hattımıza yazmanız, bize ulaşmanız kafi. Hemen size dönüyoruz efendim. Şimdi gelinlerimden Seren. Bugün enteresan bir çanta polemiği yaşanmış Ezgi ile aranızda. Gerçekten ben de çantama, ayakkabıma çok özenirim. Ama burada enteresan şeyler yaşanmış ve konuşulmuş. Öncelikle bir izleyelim. Ben de konuya iyice vakıf olayım. Sonrasında konuşalım. Sen bugün otel servisinde niye yoktun? Canım benim, çok beğendiğim bir çanta vardı. Çanta da Bursa'da stoklarda bitmiş. Evet. Ve ben çok üzüldüm buna. Nişanlım da aşkı tomda kıyamadı bana. Çantanın stoklarını Ankara'da bulabildi. Pazar günü de Ankara'ya gitti. Çantayı aldı geldi ama çok geç bir saatte geldi. Yani sen nişanlını bir çanta için ta şehir değiştirecek kadar uzaklara gönderiyorsun. Kesinlikle büyük bir şımarıklık bu. Ankara'dan sonra Bursa'ya döndü ve beni buraya çekimlere yetiştirebilmek için yine uykusuz kaldı. Bir saniye ya. Bursa'dan eşin mi getirdi seni buraya? Evet nişanlım. Niye serviste getirdim. Gelemiyorsun hanımefendi? Çantamı bekliyordum. Kıyafetlerimle uyacak mı, uyumayacak mı? Çünkü sadece çantayı ben görsel olarak internette gördüm. Canlısını görmedim. Hatta bir arkadaşımda gördüm. Çok beğendim. O almadan ben aldım çantayı. Şu an çok merak ediyorum, acaba benim alamadığım çantayı mı gitti aldı? Ya senin gelinin nasıl bir gelin ya? Bir çanta için Ankara'ya mı gönderiyor nişanlısını? Ne kadar değer veriyor? Değer ne kadar değil. Değer veriyor? Ben öyle erkeği kapımdan geçirmem ya. Ezgi'yi kıskanıyor. Ne kadar kıskanç bir gelinim var ya. Kıskançlıkla Ankara'lara gönderiyor ya, ya adamı. Bak canım benim, çanta takıntısı var. Marka mı bu çanta? Bilemiyorum. Ay markadır, seninki markasıza takılmaz da Ezgi nasıl markalıya bakmış? Bakamaz mı? Bakar da alamaz. Nasıl aldırtmam. Aldırtmam. Aldırtmam zinhar. Karışır mısın ya böyle şeylere yanım ya? Ama gerçekten yani Ezgi. Oğlum hayır, bunu istedi ama almayacaksın. Vallahi Ezgi'ye yakıştıramadım. Neden? Marka bir çantaya bakası. Yani kaç para vereceksin marka sen biliyor takarım, musun o çantaya? Markasız da takarım. Yani. Ben şeyi merak ediyorum Serencim. Gerçekten sen
Ezgi'nin baktığı ve almadığı o pahalı çantayı mı aldırdı nişanlına? Evet, itiraf ediyorum. Öyle. Ama alamazdı zaten, öyle bir gücü yok. Nereden biliyorsun çok öyle pahalı. Bir gücüm olmadığını? Evet, ben bu arada almak zaten istedim. Zaten kendiniz de söylüyorsunuz. Stokta da yoktu. Ha, bir de gereksiz pahalıydı. Hani çok acil olan bir şey de değildi. Almadım ama bu ne hırstır ki ta nişanlısını Ankara'lara gönderiyor, çantayı aldırıyor. Bu ne hırs yani? Ben aslında göndermedim. Ben sadece çok üzüldüm, çok moralim bozuldu, uykularım kaçtı. Alamadım. Allah Allah. Evet, gidemiyorum, alamadım değil, alma gücüm var. Yani eşim olacak insanın gücü var ama benim de gücüm var. Şurada bir şey sormak istiyorum, bu çanta Ankara'ya gidildi, alındı. Çok pahalı deniyor, ne evet, kadar bu çanta? 600 bin lira. Ne? Oo, 600 bin TL. Evet. Araba fiyatı. Dünya bir kadar param olsa alma. Ekle. Bir çantaya verdin mi? Yani evet, verdirttin mi? Yani normal hayatta da benim tüm çantalarım 600 bin TL bağlı. Ödedin mi çantaya? Evet. Yani ben kartımı verdim ama eşim olacak kişi benim kartımı kullanmadı. Nişan. Bunu, evet, bunu kesinlikle kabul etmiyorum Seren dede. Ben istesem 600 bin liralık çantayı biz gelinimize alırız. Ama ne gereği var ki hava atmaya? Biz hava atmayı sevmeyiz anacığım. O benim yetiştirdiğim çocuk. Sevdiği kişiye değer verdiği için benden izin aldı. Ben de gayet güzel, çok iyi bir hareket dedim. Eşin olacak hanımefendiyi mutlu edersin dedim. Git oğlum Amerika'da dahi olsa al çantayı gel dedim. Kendimle de gurur duyuyorum. Ama neden böyle bir kıskançlık yapıyorsunuz? Pardon, ben anlamıyorum sizi. Pardon, çantayı bakan ben. Benden gören gelinini alan çantayı o. Alamıyorsun. Alamayacağım. Alamıyorsun değil. Niye alamıyorsun? Bilseydim zaten almazdım. Bile. Yemin ediyorum bir oda para dolusu param olsun. 600 bin lira bir çantaya ver. Ama sadece o çantam verdirmem de. Verir. Sadece çantam diye biz alıyoruz. Veriyoruz Reyhan Hanım. Dubai'ye giderken iki kişilik yerle gittim. En son yani uzun uçtuğum yer evet, Dubai'ydi. Ve ben orada iki kişilik, ciddi söylüyorum. Biziniz, bunu gösterebilirim. İki kişilik aldığın gitti. Evet, evet, iki kişilik. Çantam yanımda çantanı oturuyordu. Çantanı koymak için. Ya hayır, hayır, business ya, değildim. Çünkü peki, başka bir havalimanından uçtuğum için orada yoktu. Evet. Business. Üç kişilikti ama benim yanımdaki yer boştu. Benim onun yanında üç kişilik olduğunda yanı, evet gerçekten doğru söylüyorum. Ben çantamı yere koymam. Bir büyüklerimiz derdi ki iftiraya uğrarsınız. Belki oradan, onu biliyorum. Belki oradan takıntı onu kaldı. Onu biliyorum. Ben de yere ama koydum. Şöyle bir şey var, durumum iyi benim. Benim durumum ya, iyi. Ya buraya durumum niye iyi geldin? Için alabiliyorum. İşgal ettim bir masayı. Bir gariban geldi. Niye ama ben burada yemek yapıyorum. Söyledi. Ben burada yemek ben burada gerçekten yemek yapıyorum. Dedi. Ben seviyorum. Yarışmayı seviyorum. Evet. Burada olmayı seviyorum. Kendimi göstermek istiyorum dedi kadın. Evet, ispatlıyorum. Ben güzelim ve yemek de yapabiliyorum. Siz ilk hafta inanamıyordunuz. Şimdi verdiğiniz puanlarla diyorsunuz ki Seren hak etti. Yanlış mıyım? Tamam ya. Seren hem güzeli hem de güzel yemek yapıyor. Şimdi de çok gösterdiğin bir şey yok. Sadece kendini gösteriyorsun. 600 bin TL bir çantaya verdiğini söylüyorsun. Evi mutfakta da çok bir başarın olduğu söylenemez zaten. Niye? Ya sürekli bir abartıdasın. Bugünden beri ben 5. kez falan duyuyorum Dubai'ye gittiğini. Anladık. Dubai. Sen Dubai'ye gidiyorsun. Çok gidiyorsun. Evet, anladık biliyorum. Yani. Hani neden insanları ezmeye çalışıyorsun? Yani şu an... Gövde gösterip yapıyorsun. Hayır, kusura bakma. Bu sadece benim olan imkanlar. Burada beni arkadaşım bakmış yokum. O açtı. Ben konuyu açmadım. Çanta konusunu açan ben değilim. Sete geç geldim. İşte araçta yokum diye kendileri açtılar. Ben de bunu yalan konuşamam. Sebebinin bu olduğunu nişanım söyledim. Nişanım bıraktı seni. Evet evet. Anladım. Ama yetiştim saatinde. Çantam burada mı ya? Yoktu. Merak ettim. Evde mi bıraktın? Getirdin mi? Buraya getirdim. Oturuyordur içeride aslanım sandalyenin üstünde. Ama oraya aşk koymaz. Olsun. Hayır. Ay, aklın çantanda kalmaz mı ben olsam? Hayır. Getirir şurada bir koltukta şuraya koyardım. Bence çantayı de. Da oturturdum. Çantam şu an aracımda. Çünkü ben buraya daha böyle farklı sürprizlerle geldim. Çok dolu dolu geldim. O sebepten dolayı çantamı da mağdur edemezdim. Çanta eziyet mağdur olmasın diye. Bence. Evet. Biz mağdur olmuşuz. Ne oldu? Arabamın baş köşesinde duruyor. Biblo gibi, benim gibi. Durum iyi olabilir. Saygı duyarım ama bence görgü kurallarına aykırı. Yani ayakkabısının markasını, çantasının markasını anlatan Dubai'ye gittim falan. Ben burada kaç sezon yarıştım ama hangi yurt dışına gittiğimi söylemedim. Ben kendini göstermeye gelmiş, hava atmaya gelmiş. Bilmiyorum yani amacının ne olduğu belli zaten. Sosyal medya ya.
takipçi kazanmak ama, da olabilir. Dediğin zaten gibi bir sosyal medyam var. Ben burada gerçekten yemek yapabildiğimi göstermek için Aslı Hanım'ı çok seviyorum. Sen beğenilmeyi seviyorsun. Evet, evet. Ben Aslan Burcu'yum, yükselenim de Aslan. Ben kendimi kanıtlamaya geldim. Şu algının da olmasını istemiyorum. Ne işim var burada? Herkes burada hani durumu iyi olan da gelebilir buraya. Tabii. Bunu biz sürekli duyuyoruz ama. Yani her şey burada altın kazan bakışa kimse gelmiyor bakın. Bu çok güzel bir şey. Diyor ki isim yapmak isteyen olabilir. Bakın. Başarı çok önemli biliyor musunuz? Başarı. Ben burada bunu başardım. Evet. Belki ya paradan daha önemli bana göre. Yani mesela Seren de diyor ki evet sarışın güzel bir kadınım. Frapan bir kadınım. Maddi gücü olan bir kadınım. Ama ben aynı zamanda evimin kadınıyım. Evet. Yaptığım yemek de yenir. Bunu da göstermeye geldim. Evet. Bu konuyu sosyal medyada da lütfen izleyicilerimiz yorumlarını yapsınlar istiyorum ben. Şimdi gelelim diğer konumuza. Bugün aramıza katılan Hanife seninle alakalı bir konu. Şimdi Hanifeciğim sen evlenme teklifini anlatırken gelinlerimize kayınvaliden ve görümcen yüzünden benim evlilik teklifim mahvoluyordu. Ya. Evet. Neler yaşamışsın? Neden bunu konuşmuşsun? Öncelikle bir izleyelim. Tamam. Ardından devam edelim. Evlilik teklifi nasıl oldu? Aşırı olaylı bir evlilik teklifim var benim. Nasıl neredeyse olaylı? Bir gün öncesine kadar nişan atılacaktı. Biz eşimi havaalanından almaya gittik. Annesi, görümcem, görümcemin bir tane kız arkadaşı ve ben. Benzinliğe girdik. Eşim de çikolata sevdiğimi bildiği için bana çikolata aldı 2-3 tane. Ben de ısrarla kayınvalideme, görümceme, arkadaşına falan size de alalım diyorum. Ama bir şekilde kabul etmiyorlar. Yolda gidiyoruz. Araba Akhisar'a girdiği an görümcem bir bağırış kopardı. Nasıl? Ne diye bağırıyor? Çikolata alınacakken sorulur mu falan diyor yani. Kendinizi alıyorsunuz madem abim bana niye sormuyor falan gibisinden. Problem yarattı. Bununla kalmadı bu arada. Görümcem bir üzerime yürüyor. Abim bindi arabaya. Bindiğinden beri seninle ilgileniyor. Bizimle hiç ilgilenmedi. Böyle bir mantık var mı? Görümce fesatlığı diyorlar buna hani. Kayınvalidem ve görümcem ben evlenmeden evliliği bitiriyordu. Onu diyebiliriz. Bir çikolata yüzünden evlilik biter mi? Biter. Sonuçta bu şekilde bana kimse davranamaz mı? Herkes yerini ve haddini bilecek yani. Oy oy oy. Sen de biraz gaza geldin de. Daha neler. Gerçekten bir çikolata krizi yaşandı. Sonrasında evet, zaten evet. Devam etti bu olay. Çikolata krizi yani çok küçük bir olay bence. Bunun çıkması yani bu olayın çıkması birikmişlik mi diyeyim. Ondan yani anlayamadığım bir şey. Küçücük bir çikolata krizinden büyüdü. Akhisar'a girdik. Görümcem bağırmaya başlıyor. Üzerime butiği var. Butiğine girdik. Üzerime yürümeye falan başladı. Böyle hararetli bir şekilde konuşuyor. Artık sinir krizi geçirdim. Eşim beni oradan alıp çıkartmak istiyor. Herkesi susturmaya çalışıyor. Kimse susmuyor. Herkes bildiğini okuyor. Görümcemin işte arkadaşları falan müdahale etti. Ses dışarıya kadar falan çıkmıştı yani. Ay yazık. Ya şaka gibi anlattıklarını biliyor musun Hanife? Değil ama bunlar yaşandı yani. Kayınvalidene bakıyorum o da biraz böyle bir üzgün ve böyle bir... Ay. Ya sürekli ağlar kayınvaliden. Bu tarz şeyler olduğunda direkt ağlar. Hatta eşim ve ben de bu konudan çok rahatsız ağlamasından. Yani duygusal bir değişimi, hanımefendi. Evet çok fazla, çok duygusal biri. Haksızlar bu konuda. Emine Hanım. Yani yapılanlar geriye dönülmüyor. Bence hatadan ya da şeyden nasıl desem. O ama an bu, anlayamayıp. Şimdi Halife bu kayınvalideni biraz üzen bir durum. Evet. Emine Hanım anlatmak ister misiniz? Madem açıldı bu konu. Kusura bakmayın gelininiz böyle bir şey anlatınca yani konuşulması gerekti. Siz anlatır mısınız? Ne yaşandı o gün? Ya bir sarıl, bir öp, bir şey yap ya. Ama ben o kadar duygusal biri değilim ki. Bu kadarlık da olmaz ama ya. Ağlıyor kadın yanında. Ya ama o ya. Anları sen yaşasaydın Reyhan teyze kalkıp sen sarılsaydın o zaman. Aslında hani... Ay. Hay Allah. Tamam, konuşmak istemiyorum. Ya. Ama işte biz Hanife'yi çünkü çok istedik. Ağlayınca dur aşkım dur. İlk günden ben istemiyorum ya Emine Hanım. Emine Hanım bir şey söyleyeceğim. Hayır şimdi açıldı bu konu. Hanife sen de anlattın.
Ben sizin konuşmanız... Bak anneler baş tac. Allah aşkınıza hatalarda insanlar için. Evet tabii tamam ki. Tamam mı? Olur. Burada Hanife bir ders çıkarması gerekiyorsa o ders çıkartır. Tabii ki. Siz öyle. Belki de izleyicilerimizden birisi ya kendinden bir pay çıkaracak. Evet. Nedir bu olay Emine Hanımcığım? Ama ben senden rica ediyorum yerime geçeceğim. Dinleyeceğim sizi. Olur mu? Ay kurban olurum bakışına. Korkuyor sanki bırakmayın der gibi. Evet. Aa, ya çocuk gibi korkuyor. Çok korku değil o. Yapısı heyecan, güvercin evet. Gibi bir hani böyle sen giden. Yüreği var. Ben onu hissettiğimi hissetti o. Güven alıyor. Canım benim. Ya biz Hanife'yi çok severek yani istedik evet. Yani. Belli. Hani ben oğluma hatta dedim ki annem dedim. Hani Hanife ile bir tanış. Özge'nin tamam. Arkadaşıydı ha, zaten. Evet. Kızımın arkadaşı. Kızınızın arkadaşı. Kızım için, kızımın düğünü için bize gelmişti. Hani ben istedim. Dedim oğlum bak böyle Hanife çok iyi huylu. Bize geldiği zaman falan saygısı. Hı hı. İşte oturduk sohbet ettik. Çok beğenmiştim, beğendim yani. Maşallah. Ve sonra da böyle bir şey yaşanınca çok üzüldüm. İnsan bazen olabiliyor yani. Peki niye böyle bir şey yaşandı ki? Ya şöyle, bence ben olayı toparlayayım. Şöyle hayır, oldu. Olayı anlat ki annen de anlatsın evet, kendi atı, tarafından kadıncağız. Şöyle oldu. Arabaya eşim bindiğinde benimle ilgilendi. Bence olay bundan ibaretti. Biz oraya nişanlı mıydın? Hayır, sevgiliydik daha. Böyle hani evlilik düşünüp düşünmediğimiz bile tam net değildi yani. Tamam. Eşim arabaya bindiğinde benimle ilgilendi. Bu olması gereken bence. Sonuçta uzaktan geliyor. Biz... Bak devam et. Bak seni sana bırakıyorum. Devam et. Tamam. Eşim lütfen. Yani uzaktan geldi. Tabii ki de yurt dışından geldi. Benimle ilgilenmek istiyor. Çünkü vakit de kısıtlı bir vakti evet. Var. Benimle ilgileniyor yani. Ama bu bence kayınvalidemle görümcemin istemediği bir durumda. Hani onlara da bir ne yapıyorsun, nasılsın deyip ilgi göstermesini istediler. Bence durum bu şekilde ilerledi. Çikolata tamamen bir bahaneydi ama onun üzerinden yüründü. Tabii. İkinci evet. Planda böyle mi Emine Hanım gerçekten? Evet kendimizi orada yani hani kızım da ben de yok sayılmış gibi hissettik. Yani aileden biri değildi. Hani yok sayılmış gibi hissettik. Çünkü normalde Deniz nasılsın iyi misin diye sorar. Ya peçete alabilir hani miyim? Bir çikolata sen de alır mısın? Vesaire. Ama eşim zaten o gün gerçekten böyle her şeyi alelacele hareket ediyordu ki ben o akşam evlenme teklifi aldım. Büyük bir ihtimalle stresi vardı. Tamam. Stresten dolayı da hani böyle hızlı hareket etmek istemesinden dolayı da bence sormayı akıl edemedi. Bu o an olabilir yani yaşanabilir. Bana da sormayabilirdi. Bu problem edilebilecek bir konu öyle bir değil. Şey olduğunda? Ben bu arada şaşıracaksınız ama buna takılan bir insan değilim. Takılmam bu tarz şeylere. Annesine sorsaydı eğer. Bana sorulmasaydı ben asla buna takılmazdım. Nurten Hanım siz takılır mıydınız? Ya orada gelinimin yanında, gelin adayımın yanında böyle bir tepki vermezdim. Hı. Evet. Yani evet belki anneler olarak ay oğlum bana sormadı çikolata yer misin? Veya yurt dışından gelmiş ya. Evet o ilgiyi isterdim ama hani yanında arkadaşı varken yapmam. Bunu Aysun da bilir. Sonrasında derim ama. Hı. O gün bize de bir hani o ilgiyi göstermedin çikolata alma. Yani orada bir aday var. Gelin adayı orada gayet... Bir şey söyleyeceğim. Hani üç erkek evladınız ya, hani var. Tepkimiz Emine Hanım hani... Kaç oğlunuz var? Bir tane. Bir tane. Ya tecrübe. Bir tane. Onda o tecrübe yok. O bebek i̇lk kalpli ay, oğlumu alıp götürecek evet. Bir öyle bir psikolojiye mi girdiniz? Hayır. Hani başka biri geldi yani artık. Yani tepkim orada aslında Hanife değildi yani. Hani... Aslında tepkileri bana değildi. Değildi yani. Eşimeydi. Evet. Bence de belli. Ama eşim araya yani. Seti koyduğu için yani onu aşamayacakları için benden üzere yürüdüler. Çünkü eşimin zayıf noktası benim. Yani şu an arasanız sorsanız annen mi Hanife mi deseniz hiç iki yani bunun şeyine bile düşmez. Galyanına bile düşmez. Direkt Hanife der. En hassas bu hayattaki en hassas. Hayır, kötü söylemiyorum bunu. Ya, İşimin tamam gerçekten da. Hassas noktasıyı. Bir buçuk yılda mı oluştu bu? Ama... Evet, hatta 1,5 yılda değil. Gördüğü Emine, andan itibaren gördüğü bu. Sen niye ağlıyorsun? Boşu boşuna niye ağlıyorsun kendini, yıpratıyorsun ki? Gelinin yanında kendini eziyorsun küçük. Hayır, bu ezmek değil, duygusunu yaşadı. Ya git Allah aşkına, ne duygulanacağım ya? Ben kırılganım ya. Ağlamayacaksın. Benim yapım yani. Yapın da olmayacak. Kırılgan bir yapım ağlam, bak diyor ki Hanife diyor kocam. Hanife mi, annem mi dese Hanife diyecekmiş. Bir de ilk ama yani. Olması gereken o yani. Ben öyle düşünüyorum. Ya git evet. Allah aşkına ya. Hayır, olması gereken kadar ya? Tamam çocuklar bizim...
hani anne diyecekler ama evlendikten sonra öncelik bence eştir. Hayır. İkisini de dengede tutacak. Denge çok önemli. Bak delikanlı adam dengede tutar. Annesi de burada. Ya tabii ki denge, dengeye okey tamam varım. Ama öncelik deyince tabii anne yani denge çok farklı evlendikten sonra hayır. Öncelik eştir. Şöyle Emine Hanım orada gerçekten çok üzülmüş belli. Olayı çıkaran görümce ya. Evet. Ben de diyorum ki Emine Hanım orada siz müdahale edemediniz mi kızınıza? Hayır. Kızım ne yapıyorsun? Onun tarafında oldu. Susun dedi. 5 saniye Özge'nin tarafında oldu. Olayın saçma olduğunu anlayınca ne yapıyorsun sen susun dedi. Ha o müdahale etti ya evet, kızına. Evet. Evet. Ha, etmeye çalıştı ha, ama tamam. Edilebilecek bir insan değil. Ha, onu daha. Bilemem. Ben onu merak ettim. Demek ağırlığını koyamadı. Yıllardır şöyle peki, söyleyeyim ama biz lisedeyken tekrar sormak istiyorum. Mesela eşin seninle annesi arasında kaldığını düşünelim bir konuda. Tamam. Kimi tutar? Kimi der ki yani? Ki de kimi seçer? Yani. Nasıl ya? Tabii ki de seni. Evet. Hiç tereddütsüz yani. Evet. Yani bu sorulabilir eşime. O da evet de. Ama Emine Hanım zaten çok naif ve sakin durduğu için bence çok da ses çıkarabileceğini sanmıyorum yani. Hayır, öyle değil. Çıkartmak istese öyle bir ses çıkarır ki yani bir tüm dünya denk duyar. Geldin mi Hanife? Ama ben huzursuz gelmem mi? Vallahi Aslan'ım bir şey canım. Diyeceğim. Şu Yiğit oğlumu çağırabilir miyim yanıma? Ona Yiğit. Bir şey söyleyeceğim de. Hadi Yiğit ya. Yayının orada bir gel yavrucuğum bir gel Yiğit, anne. Gel. Hayır, annem bir gel teyze. Bir gel. Sana bir şey geç diyeceğim. Yavrum. Korkma yavrum. Bir şey demeyeceğim. Hayır, bizim yavrum normal benim odamda, değil de böyle pek. Odamda çantam şefimiz. Var. Cüzdanımın içinde 100 lira al. O çikolata şuradaki yanda hemen var. Çikolata al gel Emine'ye verelim. Bu iş olsun bitsin. Gelin de sussun o da ağlamasın. Hadi ya. Bu çok büyük bir bence ayıp yapıyorsun. Ne ayıp? Cahilden çikolata istese ben ona yığdırırım. Ya git Allah aşkına bir çikolata ya, için işte, kadını ağlatmasın. Ben zaten ağlatmasın. Kayınvalideme çok şey yaparım. Kendisi burada yani. Alsaydı. Ya o an olsaydı o zaman. Ama bir dakika. Canım Reyhan Hanımcığım şu an sen ben anladım. Espri ironi yaptın sen ama... Bak yine onu hüzünlendirdin. Evet. Şimdi ağlar ona da ağlayacak. Evet hüzünlendirdin. Yani aile içinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Bir dakika Emine Hanım'ı dinleyelim. Canım aile içinde anlayacak. Böyle şeyler olabiliyor. Hanife de böyle... Yani... Cabbarım biraz. Evet. Otorite. Altı kızla birlikte bir arada altı kardeşe yetişince o sessizlik... Ben sadece. Var ya ben birden cabbar yapmasını görünce... bilirim bak bacım. Eminem sen burada biraz kal. Bir iki ay kal. Öyle bir cabbar olursun ki gelin dilini yutar, susar oturur. Yemin yani ediyorum. Yani ben aslında uzun İlim lafın sessiz zaten. Kısasını söylemek istiyorum. Konu zaten şekermiş, çikolata evet, değil. Evet, değil. Konu yani burada başka bir şey. Ben oğlunun tutumu ve da ben onu çok iyi anlıyorum. Bir anne, evet. Erkek evladı, bir erkek oğlu var, bir evladı var. İlgisiz davranmış. Onun o tutumu, o davranışına anne kırılmış, gücenmiş. Aynen. Analar baş tacıdır. Evet. Her vallahi. Ne olursa olsun. Tabii ki eşler de baş tacı. Denge. Bravo denge. Evet büyük büyüklüğünü, küçük küçüklüğünü, gelin gelinliğini bilecek. Hayatta bu şekilde geçim olacak. Aynen. Çünkü zıt karakterler bir araya geliyorlar. Anlayışlı olalım. Bak empati yapalım. Sen de anne olduğunda o zaman anneyi anlayacaksın. Evet. Evladın olunca anlayacaksın. Çünkü... O kim bilir ne zorluklarla evladını Emine Hanım büyütmüş. Bir gözünün nuru. Düşünülmemek. Bak şimdi yine gözleri doluyor. Bak. Evet ya. Ya analar var ya. Ben, benim de annem, benim de abim var ve ben seni çok iyi anlıyorum Emine Hanımcığım. Benim annem de olsa bu duygusallığı yaşar. Benim annem de çok duygusal bir kadındır. Eyvah. Ay ben ne kadar çabuk unutuldum ya. Aslında küçücük bir çikolataya, küçücük şeyler ne kadar önemli. Tabii. Sen anneni düşünerek bahçeden bir yaprak, ağacın bir dalını, bir yaprağını kopart getir. Anneler için nasıl kıymetli, tabii. Nasıl kıymetli. Aynen katılıyorum. Çünkü bunu unutmayalım. Çok teşekkürler çok ediyorum. Küçük. Son tadıma geçiyorum. Yarın devam ederiz gerekirse. Evet değerli izleyenler, son tadımdayız. Haftanın ilk gününde son tadım için Olcay Hanım'ı buraya rica ediyorum. Gel, gel, gel şöyle oynayarak gel. Rını, rını, rını. Rını, rını, rını. Dilen kime gidecek bakayım. Da, rını, rını, rını. Peki,
Şimdi efendim Dubai brownie'si. Hazır mısın tatmaya? Hazırım, hiç yemedim. Hadi o zaman ilk kez burada gelinlerimin vallahi elinden ye. Gerçekten. Aç bakalım. Hop kaldırdık. Buyurun. Değişik bir tat, güzel. Şekeri nasıl? Fıstık tadı var mı? Kadayıflar böyle çıtır çıtır mı? Evet, çıtırlık var. Hı. Fıstık tadı geliyor. Tamam. Gayet güzel. Şeker oranı da iyi. Güzel yani. Şöyle bir dakika, orayı bir geri alayım ben. Dırırt. Tamam, geri aldık. Geri geldim. Hı. Güzel. Ama hepsiyle alakalı yorum yapabilmem için hepsinin tadına bakmam gerekiyor. Çünkü pişmesi mi? Yanmış mı? Kararında mı? Yo. Altında çikolata kontrol ettik. Için. Yanmamış mı? Yanmamış gibi duruyor. Peki. Gel. Buyurun. Hop. Hoppa. Aa, yönetmenimiz bak dayanamadı. Bana hediye mi? Karacabey'deki hani orada dursun, bu da buradaki ay, atınız olsun dedik. Ay canım benim. Tamam. Ya. Sen şimdi şurada dur bakalım. Tadımdan evet, sonra. Ne kadar incesiniz. Çok teşekkür ederim. Bizim çantamızda onu durur. Onu ver. O Aysun'un oyuncağıydı. Yani yönetmenim çok Aysun, yaratıcı. Sen tat aşkım. Sen devam et iki numaralı tamam. Tabaktan. Aysun, ben şu atı sahip. Bağlayıp geliyorum. Atına sahip. Oyuncağım. Sahip çık atına. Şöyle dursun. Ne yapayım? Tatlar birbirine yakın. Hı. Çıtırlık var. Kıyır kıyır. Hı. Fıstık tadı bunda da var. Beyaz çikolata tadı. Henüz onu alamadım. Alamadın mı? Hı-hı. Fıstık tadı. Bunu alıyorum ama. Gaziantep'ten geldi kendileri. Evet. Çikolatanın erimesi, pürüzsüzlüğü, kıvam. Yani bakın bu da iyi, bu da iyi. İkisi de mi iyi? Ama en iyisini bulamadım daha. Ya. Beğendin mi, beğenmedin mi onu söyle. Güzel. Güzel. Evet. Hadi üç aç bakalım. Açayım mı? Buyurun lütfen, daha iyisi mi yoksa daha olmamış mı? Bakalım. Olmuş mu? Bilmiyorum. Bu biraz fazla kıtırdamış. Olmuş. Fazla kıyır olmuş, öyle diyelim. Fazla kıyır. Hı-hı. Sevmedin mi, fazla kıyır olunca iyi olmuyor mu ki? Hı-hı. Aa. Şuraya gelebilir miyim? Ama hiç yorum yapmadı ki ya. Gerçekten oynamıyorum. Gerçekten yapamıyorum. Niye biliyor musunuz? Ne? Yoğun çikolata tadını alıyorum. Hı. Fıstık tadı da geliyor. Fakat hı, beyaz çikolata tadını hala alabilmiş değilim. Hı. Pişme olarak değerlendirdiğimizde hı, bundaki çıtırlık daha fazla. Hı. Fazla pişmiş de olabilir. Doku şey, olarak daha sıkı. Sevdin mi sevmedin mi? Yani bu üç tabaktan birinden bir çatal daha almak istesen hangisinden alırsın? Dördüncüyü açmadan karar veremeyeceğim. Aç hadi kurtulalım. Hadi aç kurtulalım. Zor bir karar. Hmm. Gerçekten zor. Oğut Hanım, yorum yapacak mısınız yoksa zihninizi okumaya mı çalışalım? Ne yapalım? Ağlayacağım şimdi, hepsi birbirine benziyor. Pişmesi bunun da iyi. Tabanı falan yanmış değil. Çikolatayla kaplı çünkü, fakat yanık tadı hiçbirisinden gelmiyor. İyi. Yanmamış yani, gelinlerimizi ben tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Evet. Şimdi puan konusunda biraz zor vallahi olacak öyle. Gerçekten. Hadi bir yani, puan ver. Şunu biraz başarısız buluyorum. Bu üç numaralı tabağa bir veriyorum. Üç numaralı tabak bir puan. İki numaralı tabağa hı, iki veriyorum. İki numaralı tabak iki puan. Dört numaralı tabağa da bir veriyorum. Dört numaralı aa, tabak da bir puan. Bir numaralı bu tabağa. Bu da beş canım yani, hiç düşünme o beş. Evet aynen öyle. Çünkü bir beş vermen gerekiyor ya. Maalesef. Ama peki, çok zor. Üç numara. Evet. Üç numaralı tabağa bir puan verdik. Bu bir puan hangi gelinimize gitti? Oltu yanımdan ilk bir puan alan tabak. Buyurun açalım. Hanife, bir puan aldın. Yani sözün bittiği yer gerçekten. Puan da çok
eksik davrandığınızı düşünüyorum. Bir tane 5 verip neredeyse üçünü de 1 verecektiniz. Bir tanesini arada kaydırıp 2 verdiniz. Ne mutlu. Yani tabağımın birlik bir tabak olduğunu düşünmüyorum. Yine de yorumunuza saygı duyuyorum. Tüm kayınvalideler sana 1'i verdi. Senin kayınvaliden de dahil. Tamam. Yani ben buna gerçekten sinirlerim bozuldu, gülüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Zaten puanlayan kayınvalideler genelde biri çok olan. Bir tek Reyhan teyze puanı adil bir şekilde dağıttı. 5, 4. O da 1 verdi sana. 3, 1. Hayır, 1 vermedi. Adil bir şekilde dağıttı diyorum. Yani diyor, birlik bir tabak. Tamam, anladım ama tamam, herkes 1 verdi. Tamam, 1 bana geldi. Tamam. Bir sana gelmedi. Tamam, biri hani bana verdi. Hak ettiğim. Senin hak ettiğin puanı. Hayır, hak ettiğim. Evet, senin hak ettiğin puanı. Hak ettiğimi düşünmüyorum. Sana bir şey sormak istiyorum. Şöyle baktığında, sence senin tabağın olmuş mu bizimkilerin yanında? Sizinkiler görüntü çok kalıp olarak, şekilde içinde. Evet. Benimki normal bir düzeyde. Ya olmuş lütfen Ezgi'cim, yani. Lütfen tatlılarda çok başarılıyım de geldi. Lütfen, o biliyor, biz bilmiyoruz. Hiç yapamadım. Sıfır. Ay gülüyorum. Asla böyle düşünmüyorum. Sen böyle düşünme devam et. Her gün alırsın birileri. Göreceğiz bakalım. Ama ben müdürenin bu puanı kullanacağını hiç sanmıyordum. Evet Olcay Hanımcığım, böyle rica edeyim evet, sizi. Bol bol puanı. 2 numaralı tabağımıza 2 puan verdi kayınvalidemiz. Ve bu 2 puan hangi gelinimize gitti? Bakalım 2 puan hangi geline gitti? Buyurun açın. Evet. Ezgi. 2 puan aldın yavrum. Bu pazartesileri ben niye böyle başlıyorum gerçekten bilmiyorum yani. Ezgi'cim biliyorsun sana 5 de veriyorum ben. Tamam veriyorsunuz. 4 de veriyorum. Veriyorsunuz veriyorsunuz ama şu an 2 verdiniz. Evet. Neyi olmamış? Ne güzel o fıstık tadını aldınız. Beyaz çikolata tadını hiç almadım. Taktınız beyaz çikolataya. Aman Aslı Hanım bir soru sormasın. Oradan takılıp devam edip gidiyorsunuz. Her tadımda mutlaka yapmam bir şey lazım. Hızlıca transit mi geçeceğim? Diye geçmeyeceksin. Ne yapmam gerekiyor? Orada bakmam beyaz gerekiyor, tatmam gerekiyor, düşünmem gerekiyor. Damağımın nelerde, ağzımın içinde nelerde. Neden sadece beyaz çikolataya taktın? Beyaz çikolataya takmadım, ben hepsine taktım. Tamam. Malzemeleri görüyorum ben. Tamam. Hangi malzeme vardı hatırlıyorum. Onun tadını arıyorum yani. Tamam. Burada çok güzel bir yerden yakalıyorum sizi ve geliyorum. Evet. Antep fıstığı tadını aldınız. Neden o zaman 2? Antep fıstığı tadını aldınız. Ne dedim ben? Eleştirilerimde söyledim ama. Hiçbir şey söylemediniz ki hiçbirine doğru düzgün. Masum yani söylemedi tutuldu. Ezgi. Buldu. Üstüne dediniz kızım ki. Beni savunur musun lütfen? Neden İnşallah siz kendiniz savunmuyorsunuz? Ben buradan tabakları göremiyorum. Yazık ettiniz. Ben yazık Aynen. etmem. Yazık Senin ettiniz. Kayınvaliden yazık edebilir de ben etmem. Valla benim kayınvaliden bu kadar bonkördü ki. Emin ol son bonkördü. Ama ben sizi gördükten sonra değişmemek mümkün değil bu Tabii, kadar. Tabii kızmayın. Hoş bir meydan. Reyhan Hanımcığım. Hiç sıkıntı değil. Pardon bölüyorum ama sizi şöyle alayım. Evet. Çünkü 5 puan verdiğiniz tabağı açmamız gerekiyor. Tabii ki. Yalnız farkındaysanız sola Aysun'la Seren kaldı. Yani gelininiz. Bakalım 5 puanı. Gelininiz Seren mi? Yoksa rakibiniz Aysun mu aldı? Olcay Hanım'dan Seren mi yoksa Aysun mu 5 tam puan aldı haftanın ilk gününde? Seren mi Aysun mu? Açtık! Aysun 5 tam süper. Puan alırken süper. Seren dedim, kayınvalidenden 1 puan aldı tatlım. Benim kayınvalidemin hiçbir şekilde süper. Tatlıda olur yok. Söylemedim mi? Evet, damat tadı. Dur aklını vereyim, aklını vereyim birine geçsin. Herkes bana aklını birine geç. Bu eşekle gidecek o. Yalnız Bursa bir dakika bu Aysun neresiymiş? Yok. Benim annemlerim. Anne herkes bana 5-4-4 verdi. Aynısını pidede de yaptın bana. Beceremedin, ne yapabilirim? Ben mi beceremedim? Evet. Senin yok. Alayım bir şekilde senin tatlı kültürün yok. Olcay anneciğim, herkesin bayıla bayıla yediği tabağı, övgülere doyamadığı tabağı sen bana biri verdin. Böyle bir haksızlık yok. Bunu asla kabul etmiyorum. Diyorsun. Artık tatlı ye, biraz tatlı kilo. Yapmayı öğren. Biraz daha bana gel zaman yeşil benimle. Anladın mı? Bak hakkımı yiyorsun. Bak dedim, benim hakkımı yiyecek. Tatlı kültürün yok. Seren bana sürekli sesini yükseltiyorsun. Kızıp durma. Sen bana tatlı yapamadığını söyleyip duruyorsun.
Ben en iyi tabağı da buldum, en kötü tabağı da buldum. Seni yapamayacağını düşündüğüm için sana bir verdim, Aysun'a beş verdim. Benim yok. Bu hafta lütfen sürekli tatlı yiyelim seninle. Olur. Sürekli tatlı yiyelim. Bu tatlı bir ağlayacağım, ciddi alacağım, bayılacağım yani. Ağlama, daha güzel başladı. Yapmış, ne yapabilirim? Bak, kırmızıyım bak, çok gerçekten çok üzülüyorum. Valla istersen moral Selen'cim, o tabağın olan beş, bir tabak, onun hakkıydı. Olan bir tabak, tamam onun da tabağı güzeldi, arkadaşımın da tabağı güzeldi. Aslında bütün tabaklar bana birbirine yakın beş, ama. Bana beş, dört verip olmamış. Ya. Olmamış. Öğren. Neyini öğreneyim tatlı ya, neyini öğreneyim? Lazım. Bak saygısızlaşmak istemiyorum. Hı hı. Gerçekten ama burada benim hakkımı yedin. Hiç geçen hafta yediğin gibi. Garezin var sakın bir daha demeyin sizi buluyor diye. Bulamayacağını söylemiştim. Sen tatlı kayınvaliden beni Dubai'ye götürüp tatlı yedirmediğin yemedik, için ondan yemedik. Bulamadı. Dubai benim kayınvaliden çok yoğun çalışıyor. Kendisi sen gideceğine bir de ona götür de Dubai. Benim gittiğim dönemler kış oluyor, sıcak oluyor. Kayınvalidem kışın benim yoğun çalışıyor. Seren'cim kabul edeceksin. Olmamış. Ya bu kadar işe girmeyecektin canım. Oo. Niye girmesin? Bak senin gibi yapmadı. Üçü dördü kullanacaktı. Adalanmıyorum ben. Ya. Yüksek verdi. Üçü dördü kullanacaktın. Böyle olmaz. Kullanmayacağım. Ama ben söylemiştim. Tamam kullanmamaya devam edeyim. Şimdi Reyhan teyzeciğim. Bu tesadüf mü? Beş, beş, beş. Hı. Ama Reyhan teyzemden aldığım fark... Üç verdi. Üç, kötü demek ki tanıyorsun tabağımı. Yine yer kullanmamış. Kadın dediğin eve geldiğinde evin içerisinde çiçekler açmalı. Ben eve giriyorum adam 20 dakika sonra fark ettiği de oluyor. Bak ben şu an maç izliyorum erkeğim. Göbeğim falan kaşıyorum. Şöyle Allah. Bir geçerim önünden. Yine fark etmedi kocam beni. Çok sıkıntılı pozisyonlar. Sakalların da çıkmış. Hayatım sen böyle beğenmiyor musun beni? Aşkım batıyor. Aşkım bak. Oyma koltukları kırarız. Koltuğu mu? Dur bir dakika. Ay canım hoş geldin karım. Hep böyle karımla ilgili olacaksın. Yoksa bütün paralar gider bak. Damacana'nın kılıfı bile elbisenden daha güzel çıkmış. Damacana'ya çok yakışmış. Yarın gelinim mutfakta da. Şimdi hazırsanız bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altını kazanan gelini açıklıyorum. Haftanın ilk gününde bizden çeyrek altını kazanan gelin... Sana bir ağır. Ay süper. Sahalara geri dönüş. E bak yapınca veriliyormuş. Çok sevindim. Gelin şöyle al bakalım hemen tak. Haftanın ilk gününde çeyreğimi göğsüme taktım ve sonuna kadar hak ettim. Reyhan teyzeciğim verdiğin o düşük puan bile beni engelleyemedi. Evet bugün de yayınımızın sonuna geldik. Hayırlı olsun tebrikler ediyorum. Yarın yine aynı saatte siz ekranınız kanalda ekranlarında görüşmek ümidiyle efendim. Hoşça kalın bizimle kalın. Bay bay. Gelin mutfakta. Toplam puan durumu şöyle. Aysun 21 puan, Seren 19 puan, Ezgi 10 puan, Hanife 7 puan.